Merhaba sevgili izleyenler, Ramazan Güzeldir'den herkese selamlar sunuyoruz. Bir Ramazan gününü daha inşallah sizlerle birlikte noktalamak istiyoruz. Hakan Zafer'le birlikte bugün, e, bugüne bakan yönüyle, yaşadıklarımıza bakan yönüyle, yani yaşadıklarımıza derken sadece kendi adımıza e, bireysel değil ama bütün dünyanın adına bakabileceğimiz çok önemli bir nokta var. E, Hz. Musa ve kavminin yaşadıklarına Kur'an-ı Kerim'in penceresinden bakacağız ve biz neler anlarız? Hz. Musa'nın yaşadıkları, Hz. Musa'nın ile beraber geçirdiği maceralar, içinden geçtiği hikayeler, başlarına gelenler bize neler anlatır? Bunları konuşacağız. Nasılsınız Hakan abi? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Bir günlük aradan sonra ben de buradayım. Çok şükür. <laughs> Dün zor oldu ya. Yani böyle şartların böyle e, yani, buna göre ayarlayınca. <laughs> ya Tezgini yok. Bilmiyorum bayağı bir uğraştım aslında. Takıldım bağlamak için falan. Abi ben izledim sizi. Ee, yani oldukça iyisiniz. E, ee... <laughs> Artık Ahmet Bozkuş olmasa da olur <laughs> durumuna gelmiş evet. mesela. Ya benim ilk televizyon programı olarak ilk yani Mehtap TV'deki o cümle kapısı vardır Ramazan programı. Kameraya tek kameraya bakıp konuşuyordum. Ben ben belki en zoruyla başlamışım işe. Sonradan bu Uzman TV'deki o 500 küsür video var. 500 tane şey çek, program çekmişiz aslında oraya. Onu da tek kameraya bakıp konuştuğum için bende bir şey oldu. Seriye de bağladım. Hani şimdi izleyiciler diyor ya niye ee, hep böyle gaza basıp geçer gibi böyle hızlı hızlı seri bir şey biraz yavaş hocam filan annem dinleyemiyor diye bir mesaj atmış <laughs> Annemin, e, diyorum ki anneme dinlesin filan ama çok hızlı konuşuyorsunuz dinleyemiyor kalınca az kaçırıyor filan diye süratten belki ondan da sürat gelişmiş olabilir bilemiyorum tabi ee, sizde biraz şey var Hakan abi radyocu refleksi var radyocular evet. biraz çok cümleler çok kelime kullanıp seri konuşmak zorundalar. Yani boşluk bırakmadan konuşmak zorunda bir radyocu. Çünkü bir görüntü yok bir şeyi dolduracak. Ee, <laughs> yani mecburen cümleyle doldurmak zorundasınız. Hani bir düşünceyi birden fazla cümleyle birden evet. çok eş anlamlı kelime kullanarak filan böyle doldurmanız <laughs> gerekiyor. Bu da e, yani aslında çok iyi bir şey. Kelime hazineniz genişliyor. Daha çok cümle kuruyorsunuz <laughs> filan. Televizyonculuk açısından biraz şey e, evet, tartışılabilir ama e, biz de izleyici kitlemizin kapasitesine güvenerek Evet. Ee, Yaradan'a sığınıp devam ediyoruz biraz da <laughs> O da var galiba. Ama dedi e, izleyicilerimize de hak veriyorum. Ben de mesela siz burada bir şeyler anlatırken... ...bazıları not alamadığımı fark ediyorum. E, sonra tekrarını izliyorum ben açıkçası. Böyle bir çözüm buldum. Tekrarını <laughs> izleyip neydi o ayet ya filan e, Oradan e, çözüyorum. E, bu arada e, biliyorsunuz e, Mustafa Sarıtaş... ...sizin anlattıklarınızla piyasada... E, ...şanını yürütmeye çalışan bir insan... Ee, yine sizin anlattığınız bir şeyi bir ortamda anlatmaya çalışmış. Olmamış. Beni aradı. Hangisiydi <laughs> <acaba ya? gülüyor> İki gün önce beni aradı. Ya Ahmet Hoca bir, bir şey var dedi. Hakan abi bir şey anlatmış Hatırlıyor musun dedi. Neydi abi dedim. Ya işte problem o dedi. Ben de tam hatırlamıyorum dedi. Bir ortamda anlatayım dedim. Olmadı dedi. Etkileyici de olmadı filan. Ee, sizin İstanbul'da bize anlattığınız bir hadise vardı. Peygamber efendimizin bir hatırası. Çok da güzel bir hatıra. Şu an burada da yağmur yağıyor. Yağmurla beraber. Yağmurla alakalı. Şey. Yağmurla alakalı hatırlarsanız. Evet, evet. Medine'de e, peygamberimizin kollarını iki yana açıp yağmuru böyle e, hissetmesi hatırası var. Harika tamam. bir hatıra. Mustafa abi onu anlatmaya çalışmış ama olmamış. Aslında yani... fazla da bir şey yok. Yağmur ve kol yani başka bir şey yok. Aslında <laughs> orada Mustafa Sarıtaş duyguyu hissedememiş anladığım kadarıyla. Nasıl doğru diye bana sordu. E, kaynağı neydi? Hani nereden e, bu şey kaynak neresi falan? E, o, e, acaba doğru kaynağı bulup daha iyi anlatabilir miyim dedi ama... Olmadı ee. Mustafa abiyle ben yapma bir daha dedim. Yani <laughs> olmuyorsa olmuyordur zorlama. <laughs> Ama inşallah bugün sevgili izleyenler Hz. Musa konusuna, Hz. Musa ve kavminin hatıralarına bakacağız hep beraber. Açıkçası benim de böyle malumatım olan konular. Ama diğer taraftan böyle biraz farklı açılardan bakınca ortaya çok enteresan etkileyici yerler çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'dan ve kavminden ...çok sık bahsedilmesinin de bir e, hikmeti olmalı. Bu kadar çok dikkati çekmenin de bir hikmeti olmalı. Evet. E, bir sebebi var ki bize bir şeyler söylüyor. Bakalım Hz. Musa ve kavmi yaşadıkları itibariyle... E, ...bugün Haziran ayında, bugün 16 Haziran var, 17 Haziran mı? 15 Haziran. Yani. 15 Haziran mı? 15 Haziran Ramazan'ın 20. günü. Evet, bugün 15 Haziran. 15 Haziran'da e, bu muhabbeti dinleyen insanlar... ...ve birazdan Kur'an ayetlerini dinleyeceğiz, duyacağız, meallerini duyacağız... Ee, bize ne demek ister, neler söyler ve biz neler anlamalıyız. Bunlara bakacağız inşallah Hakan abiyle birlikte. Hakan abi, e, Hz. Musa konusunu seçmenizin bir sebebi vardır. Yani Hz. Yunus'u konuşurken de, e, ne bileyim Hz. Süleyman konuşurken de, Hz. Salih konuşurken de, e, bütün konuştuklarımızda aslında, aslında aynı şeyi arıyoruz biz. E, bize Allah niçin Hz. Musa'dan bu kadar yoğun misaller veriyor? Gerçek Kur'an'da iki yerde var o. inanan bir kavim için, inananlar için işte Kasa suresinin üçüncü ayeti. Hemen başlarda Kasa suresi de Hz. Musa'dan bahseden bir sure. Hz. Musa Kur'an'ın en çok bahsettiği peygamberdir denilebilir ki Efendimiz'den daha fazla hakkında ayet var şahıs olarak ismen. Bu kadar denebilir çünkü 136 defa bahsediyor Allah Hz. Musa'dan. Toplamda 34 sureden yani şahsıyla alakalı, kavmiyle alakalı 34 surenin tamamında 136 defa bahsediyor. Ayet sayısını ben önüme not aldım da bunların hepsini bugün maalesef okuyamayacağım. Yani o kadar çok ayet var ki o kadar çok. Yani hatta bir kronoloji yaptım. şu ayet şurayla. Bakara suresinin diyelim mesela 51. ayeti bir tarafıyla alakalı ama 53. ayeti Hz. Musa'nın hayatında 40 sene sonrasıyla alakalı mesela böyle bir tablo gibi bir şey yaptım. Yani, e, yani o işin içinden bir saat iki saat içerisinde çıkmak mümkün değil. Anlatırken bile. Yani takır takır söylemem lazım. Onlara e, hani böyle bir Allah ömür verir inşallah Allah daha güzel günler gösterirse bir üniversite dersi gibi yapıp böyle açık havada bir tiyatro sahnesi falan olabilir mesela. Böyle bir slide eşliğinde inşallah Allah ömür verirse öyle bir günde neden olmasın ama bir kronoloji esnasında incelerken bu 136 defadan 136 ayet değil bu daha fazla 134 surede Kur'an'da bahsediliyor ve bunu bahsederken Allah Musa ile Firavun'un hikayesinde ki gerçek hikayesinde diye bahsediyor Kasas suresinin hemen başındaki 3. ayette inanan bir topluluk için anlattığını söylüyor inananlar için müminler için Musa'nın ve Firavun'un başından geçenleri, o hikayeyi, hikaye derken alçaltmaz bu, bir başkasına anlatım demektir, anlatım denebilir. Musa ve Firavun anlatımını inanan bir topluluk için, müminler için gerçek bir şekilde Allah'ın anlattığını söylüyor. Kaldı ki neden Kur'an'dan hareket ediyoruz? Aslında Tevrat'ta da son derece geniş bir bilgi var bununla alakalı, eski ayette. Ee, çok da paralel gider aslında. Yani çok böyle hani e, ürkmeye de gerek yok. Hz. Musa'nın Tevrat'ta anlatılışı ile Kur'an'da anlatılışı arasında küçük nüans farklıları var ama genel itibariyle paralel gidiyor. Ee, mesela şöyle söyleyelim. Belki anlatırken söyleyeceğim. Ee, sepetin içerisinde Hz. Musa Aleyhisselam'ı bulan e, Firavun'un kızı iken Tevrat'ta e, Kur'an'da Firavun'un eşi oluyor. Eşi olarak e, bildiriliyor. Veya sonra işte Sihirbazlar mesela işte Firavun'la karşılaştığı zaman Hazreti Musa sihirbazlar inanmıyor Tevrat'a göre. Fakat Kur'an'a göre sihirbazlar iman ediyor. Ondan sonra da Firavun onlara iman ettikleri için benden başka tanrım mı iman ediyorsunuz diye çapraz olarak ellerini kollarını kestiriyor. Mesela böyle bir farklılık var. sonra Musa Hızır Hazreti Musa ile Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam arasında bir eee münasebet var hatırlarsanız. Kur'an Kehf suresinde bahsediyor onu aşağı yukarı 23 ayette bahseder. Bu 23 ayette bahsedilen konu Tevrat'ta hiç yok. Mesela Hızır kıssası, Hz. Musa ile Hızır kıssası Tevrat'ta yok. Mesela böyle farklar var ama e, genel itibariyle tarihi serven de aşağı yukarı birbirine paralel denk gidiyor. Niçin Kur'an'dan hareket edilir? Çünkü hani bir yerde Nem suresinin bir ayeti var. Gene e, Hazreti Hz. Musa'dan bahsedilen bir suredir Nem suresi de. Aynı zamanda Hz. Süleyman'dan da bahseder. Soyundan gelen birkaç kuşak sonra. Ee, Hazreti Hz. Musa'nın ve e, veya işte Hz. İsa'nın hallerinden bahsederken, haberlerinden bahsederken Kur'an, Kur'an'ın İsrailoğullarının ihtilaflı olan yönlerini çözmekle de alakalı, ihtilaflarını açıklamakla da alakalı bir misyonu olduğunu Allah bizzat Kur'an'da kendisi söylüyor. Dolayısıyla e, Nem Suresi'nin 76. ayetinde İsrailoğullarının ihtilaflı olarak ki var Tevrat'ta bir tarafta bahsedilen mesela şöyle söyleyeyim hani Hazreti Şuayb var. Hazreti Musa'nın kayınpederidir. Tevrat'ın bir yerinde adı bir başka oluyor. Bir yerinde başka oluyor. Bir yerinde başka oluyor. Veya şöyle söyleyelim. Bir yerinde Hazreti Musa'nın babası Amram işte İmran veya işte İmran e, İslam kaynaklarda öyle kabul ediyor. Ama Amram aynı kökten türemedir. Halas e, kız kardeşiyle evleniyor. Bir başka veya bir başka tarafta kavminden birisiyle evleniyor filan gibi böyle. Böyle çelişkili yerler var Tevrat'ta anlatım içerisinde. Dolayısıyla bizim Kur'an'dan ilerlememizin, Tevrat'tan bugün konuşmayacağız. Yani ama da paralel ilerliyor hikaye, orada da benzer ilerliyor. Bakılabilir, sorun yok orada. Belki atıf yapabilirim yer yer. Ee, burada bir şey söylemek istiyorum. Bu, tam bu laf yerine gelmiş. Yani hiç planında değildi aslında konuşmak. Suat Hoca'nın meali çok nadide bir mealdir. Suat Hoca çok e, mükemmel bir tefsir hocasıdır. Suat Yıldırım, Profesör Suat Yıldırım. Ee, bir kere insanlar şimdi e, bir dönem 28 Şubat'ın e, böyle kırıntıların olduğu dönemde ben e, mensubu olduğum, okuduğum fakültede aleyhinde birkaç kitap yazılmıştı. Kendisi de o fakültenin hocasıydı zaten. Ee, Kur'an mealinin içerisinde e, eski ayetten yeni ayetten bugünkü adıyla söyleyelim ikisi birleşik olunca kitap mukaddes oluyor. Yahudi ve Hristiyanların iman ettiği kitaba kitap mukaddes diyoruz. Eski ayet var birinci taraf, ikinci taraf da yeni ait. Yeni aydın tercümelerine göre Hristiyanlar inanıyor, inanmıyor. Eski aydın tercümelerine göre inan, inanıyor, inanmıyorlar. Burada farklılık var. Ee, bu, buradan alıntılar yapıyor. Alıntılar derken metinleri yazmıyor. İşte mesela diyelim ki Hazreti Musa ile alakalı bir bahis var. Şimdi ben ben de söyleyeceğim mesela. Hazreti Musa'ya, Hz. Musa çok entelektüel bir insan böyle. Kaba saba filan gibi hani haşa böyle bir şey yok, tarzı yok. Hazreti Musa'nın bu entelektüel bilgisiyle alakalı Resullerin çıkışı bölüm e, bölümü var. Resullerin işleri var. Çıkış diyorum pardon. Resullerin işleri bölümü var. Onun 7. babının 22. E, ayet gibi diyelim noktası var, cümlesi var. Orayla Kasas suresinin 14. ayeti aşağı yukarı aynı mealleri veriyor. Veya diyelim ki bu serüvenin zaten Hazreti Musa'yı bu 136 yerde toplarsanız eğer bir diyelim ki şu kadar bir hacim yaptı anlattınız. Bunun aşağı yukarı %70-80 zaten Tevrat'ta da benzer şekilde anlatılıyor. E şimdi e, Tevrat'ta da şurada, Tevrat'ta da burada dediği zaman zaten diyalog muhabbetiyle tutturunca işte zaten gördünüz mü Kur'an'ı tarif ettiler diye bir yaygara koptu. Hoca cinsi arasında bilerek söylüyorum bu lafları. E, açıp okumuş değiller. Acaba bu adam ne yapıyor, niçin böyle diyor filan değiller. Yani elini vicdanına koyan lütfen baksın çıkış bölümünde Hz. Musa ile alakalı ne bahsediliyor, Kur'an'da ne bahsediliyor veya işte Resullerin işlerinde e, Hz. Musa ile alakalı ne bahsediliyor, e, Kur'an'da ne bahsediliyor? Benzer cümleler var, benzer cümleler var. Şimdi benzer cümle Kur'an'da varsa oraya baktığın zaman onu tasdik etmek için söylemiyoruz bunu. Ama bu adamlar dediler ki işte Kur'an'a bunu aldılar, Kur'an'ı bilmem şucular filan işte bu da onların ele başlarından birisi. Kur'an'ı bozuyorlar, Kur'an'ı tahrip ediyorlar filan gibi iddia ile ortaya çıktılar ki bu Suat Hocanın keşfettiği bir yöntem değildir. Yani tarih boyunca bu yöntemi yığınlarca İslam uleması kullanır, yığınlarca. Eğer bunu kullandılar diye çöpe atacaksınız. Mesela o arkadaşlar çok iyi bilirler, İslam kütüphanesini yapmış gibi olursunuz yani böyle diyelim yani. Ama maalesef e, bunun kitabını sattılar, kütüphanelerde paralarını yediler bu işlerden. Televizyon programları yaptılar, böyle sakallarını böyle yapa 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 Suat Hoca'ya saydırdılar. Suat Hoca'nın şahsi üzerinde bir topluluğa saydırdılar pis ağızlarından neler döküldü neler. Alim diye, hoca diye çıktılar ekranlara, gazete köşelerine, kitaplara kitapla, kitap yazdılar ama sıradan bir cahilin, yurdumun sıradan bir cahilinin yapamayacağı cümleleri bile, kuramayacağı cümleleri bile utanmadan, arlanmadan kurdular maalesef, maalesef. Hani niçin söylüyorum? Şunun için. Tevrat'ta bir takım çelişkili ifadeler var. Hz. Musa ile alakalı da diyorum. Bununla alakalı olarak Kur'an'ın bize yönergesi şu Nem Suresi'nin 76. ayetinde İsrailoğullarının haberlerinden gerek Hz. Musa gerek Hz. İsa, Hz. Süleyman, Hz. Davut gibi onların başından geçenlerin bildirimindeki çelişkilerden bizi kurtarmak için Kur'an ihtilaflardan kurtulmamız için anlattığını söylüyor. Nem Suresi'nin 76. ayetinden hareketle biz de Hz. Musa'yı mutlaka ama mutlaka Kur'an'dan konuşmak durumunda kalıyoruz. Evet, e, Hakan abi burada yazılan bir cümle var. E, onunla aslında bir düzgah yapmak istiyorum. Bir izleyicimiz yazmış. E, ''Hocam ben Türk milletinin kaderini İsrailoğullarının kaderiyle çok benzediğini düşünüyorum.'' diyor. E, ''Yanlış mıyım?'' diye de sormuş. E, böyle benzerlikler kurmak, yaşadıklarımızla, e, başımıza gelenlerle, e, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamber kıssaları arasında benzerlikler bulunması çok normal değil mi? Her kavim aşağı yukarı benzer şeyler yaşıyor. Evet. Önemli olan herhalde burada e, kime benziyoruz? Yani yaş orada bir hikaye yaşanmış, bir olay yaşanmış. Biz de burada Hı -hı. bir şey yaşıyoruz. Biz kime benziyoruz? Ee... Daha doğrusu nerede duruyoruz? Asıl şey o. Durduğumuz yerin tespitini yapmak için. Yoksa karşımızdakinin kötülüğünü tespit etmek için. Kur'an kötüleri ayıklamamız için değil. Durduğunuz yeri tespit etmek için. İnşallah ben e, günlerimizden bir tanesi o. Ben notumu aldım ama hangi gün aldım diye düşünüyorum. Evet son gün, cumartesi günü konuşacağız. Müslüman duruşu. Ee, Müslümanın duruşunu tespit etmek için Kuran'ı okuyor, okuyoruz biz. Yani biz dinler insanlar, Müslüman insanlar. E, Kur'anın istediği Müslüman nerede de durur, o yüzden okuyoruz. Yani benim durduğum yer acaba Kur'anın durmamı istediği yer mi, ona denk mi, muafık mı ona bakıyorum ben. O gün Hz Musa'dan Allah'ın beklediği duruş neyse, bir zulüm karşısında olabilir, bir göç karşısında olabilir, bir aranma karşısında olabilir. Ee, sonra yalanlanma karşısında olabilir. Bütün peygamberlerin başlarına aşağı yukarı aynı şeyler geliyor. Ee, bunlar karşısında Hz. Musa'nın Allah'ın takdir ettiği duruşu hangisi ise bu duruş esnasında mesela duaları var bu peygamberlerin hepsinin duaları var. O hangi yakarma türüyle yakardıysa Allah'a karşı gönlünü nasıl açtıysa ben de onun devamını onun e, hani dün konuştuk e, taklidini değil ama açtığı yoldan onun e, yolundan gidersek ki zaten Kur'an onun için o yol, yoldan bize haber veriyor. Gelin buradan, buradan gelin filan der gibi bir işarettir bu. Yani hani uçakların inişinde lamba yakıyorlar. Yani bir kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre önceden başlıyor. 3-4 kilometre de pistin uzunluğunu iyi bir pistin sayın. 5-6 kilometre lamba yakıyorlar. E 5-6 kilometre lambayı boşuna yakmıyorlar. Ne gereği var ya bir tane ortaya kocaman yakalım uçak gelsin oraya demiyor kimse. Yani gece gündüz o lambaları yakıyorlar pilot görsün diye. Kur'an bize lambalar yakıyor. Ama böyle pistin üzerinde lambalar var. Hz. Musa ve e, Hz. Musayı bildirdiği ayetlerde bize bu lambalar gibi düzgün inelim, sağ solu parçalamayan, kırmayan diye. Yoksa e, yan hava yolları hangi uçuşu yapıyor filan bunu test edelim diye değil veya e, şu düşmanlarınızı Kur'an'dan bir ayet bulun, sonra suratına o ayeti çarpın filan bunun için Kur'an okumuyoruz. Ya da Kur'an'da kötüleri e, bulalım günümüzdeki kötülerin Kur'an'da. öyle değil. Ben Kur'an'da kendi yerimi test, et, test etmek için okuyorum. Ancak kendi yerimi test ederken Musa'nın pozisyonunu e, kendime ışık olarak alıyorsam yanında Firavun var, Meleler var, Haman var. Bunlar da var demek ki. E, dolayısıyla onlara göre de kendini e, dikkatli yolda devam ettirmen lazım. Onların fikrini de sana veriyor ama işin gücün Firavun ayıklamak, Yezid ayıklamak, işte deccal ayıklamak, Süfyan'ı ayıklamaksa işimiz var demek ki. Ya bu hani e, size de mutlaka yazan oluyordur. Deccalı konuşun bırakın o işleri, Deccalı konuşun bırakın o işleri, Mehdi'yi konuşun bırakın o işleri, Süfyan'ı konuşun diyen birçok e, izleyici var mesela. Ben şaşırıyorum, ha, son derece hayret ediyorum buna. Çünkü Allah Resulü bir yerde Mehdi ile alakalı, Deccal ile alakalı bir yerde arkadaşlar konuşurken ağır zamanla alakalı. Size bundan daha kötüsünü söyleyeyim mi diye yanlarına geliyor. Riyadır diyor, gösteriştir diyor. Ee, bu kadar gündem olmasını ben hala şaşkınlıkla e, karşılıyorum. Deccar'ın, Süfyan'ın, Mehdi'nin, e, iyi seviyetin, bu tarz şeylerin bir Müslümanın hayatının neredeyse konuşmalarının tamamını, işte ilgi odağının tamamını kaplamasını ben hayretle karşılıyorum. Yani bu kadar bilgi sahibi olmasını da nereden buluyorlar bu kadar bilgiyi ben onu da hayretle karşılıyorum. Yani e, halbuki daha yönlendirmelerin daha dikkat, aman ha dikkat denen yerler var. Oralara rağmen buralarda e, meşgul olmayı e, meşgul olmaya şaşırmaktan daha doğal bir şey tepki veremiyorum işin açığı. Yani onu ben anlamış değilim. Ben, ben yani oraları benim işim değil. En azından ben ben konuşamam. Çünkü haklarında çok da e, merak da uyandırmadı işin açığı bende. Ama nasıl anlayacağız? Yani benim dediğim şu. Biz Musa'nın ışıklarını takip edelim pistte. Problem yok. Yan tarafta eğer yan tarafa kayar, yan tarafta da şunun olduğunu bilelim. Ama sırf onu bildik diye de ona doğru gitmeyelim yani. Böyle bir şey yok. Firavunu biliyoruz de bütün firavunlarla ömrümü tüketemem. Musa ile ömrümü tüketmem lazım. Yanında firavun varsa Musa firavuna nasıl mesafe almış o mesafeyi almak isterim. Bu. Yani hikayemin merkezine Musa aleyhisselam koymam gerekiyor bugün. Yani bu konuşmamızdan hareketle söyleyelim. Efendimiz de de böyle. Efendimizin düşmanları üzerinden ben hikayenin merkezini ele alamam. Efendimiz merkezi alırım hikayeyi. Düşmanlarını o merkezin yanında konumlandırırsınız. Bu gayet normal. Ama benim yerimi tespit etmek için Kur'an okurken bir başkasının yerini tespit etmek için Kur'an'ı okuduğumu e, okuduğum olursa bu hüsran uğramıştık demek. Başka bir şey değil. E, i̇ki tarafı var. Bu bizi de rahatlatır, bir de başkasını da rahatlatır. Yani kimse de gocunmasın. Kendisini eleştirmek için Kur'an okumuyoruz. Yani ben çok böyle eleştiri alıyorum. A şahsını B şahsını eleştirmek için Kur'an'dan ayet mi buldun filan diye ee, Allah'tan bu sene küfür eden az neyse televizyon olmadığı için galiba geçen senelerde televizyon olduğu için, radyo olduğu için yediğim küfürün adı hesabı yok emin olun yani. Kur'an'dan ayet mi uyduruyorsun falancayı eleştirmek için. Siyaset yapmıyorum diyen ama krallı yapıyorsun, Kur'an ayetleri okuyarak filan asıl sensin filan diye başlayan sonra da ağzı bozuk bu yaratık tayfasından bir ton küfür edeyim ben bir ton. Böyle maksadım yok. Ben Kur'an okuyunca seni eleştirmek için okumuyorum. Ama ben Kur'an'ı merkeze, hikayenin merkezine, hikayemin merkezine bir şey alıyorum. O şeyin etrafında ayrı kodları varsa, onlar da o merkezden uzaklaştırıyorum zihnimde. Bu. Ee, YouTube'da e, videoların altına o performanslarını devam ettiren kitle var abi. E, kafalarında herhangi bir kitle olmayan e, bir, bir kitle. E, yazdıkları yorumlar birkaç saniye içinde otomatikmen siliniyor ee, ama inatla da yazıyorlar yani büyük bir çabaları da var hakikaten <laughs> kötülükte bu kadar ısrar küfürde bu kadar e, istikrar e, takdire şayan yani e, İzleyip de küfrediyorlar işte ilginç yanı. <laughs> bir de izliyorlar yani. <laughs> o da iyi bir şey mi artık bilebilirim yani. Bel belki bir yerde işe yarar diye de kendilerini tamamen engellemiyorum. Sadece yorumları görünmüyor. Evet. Ee, ama ısrarla yazıyorlar yani. Ben sadece yorum yazdıklarından haber alıyorum ama e, baktığımda yorum artık kalmamış oluyor orada. E, problem değil abi. E, problem değil. Biz e, dediğiniz gibi Kur'an'ı merkeze alarak e, Allah'ın peygamberlerine e, söylediklerini merkeze alarak ve bugün Hz. Musa ve kavminin yaşadıklarını merkeze alarak kendi duruşumuzu, kendi durduğumuz yeri, kendi yürüyüşümüzü bir kontrol edelim. Biz doğru mu yürüyoruz? Varsa yanlışlarımız bunu nasıl düzeltebiliriz? Hz. Musa ve kavmi neler yapmış? Başlarına gelenler karşısında nasıl bir duruş göstermişler? Allah'ın onlara tavsiyeleri neler? Hz. Musa'nın kavmine tavsiyeleri neler? Biz bugün bunları evet. konuşalım. Ee, evet. dediğiniz gibi etraftaki ayrı kodlarına yapacak bir şey yok. Ayrı kodları yani birileri ilaçlar inşallah onları da yapacak. Bizim hikayemizin merkezinde o yok en azından. Onu evet. bilseler rahatlasalar keşke. Hani ikide bir her şeyi bir şey üzerinde konuşup duruyorlar. Yani bu hikayenin merkezinde onlar yok yani. Bu Bunu bilseler rahatlasalar keşke. Başka bir şey var. Bu kadar insanların, insanın hikayesinin merkezinde onlar yok. Kendileri bu insanlara zulmetmeyi hikayenin merkezine almış olabilir. Enine geçti her fırsatta Önde, evet, önüne konulan her mikrofona bunları bağırıp çağırıyor olabilirler ama bu hikayenin merkezinde siz yoksunuz kardeşim. Kusura bakmayın yani. Bu arada Bahar'ı da çalmışlar haberiniz var mı? Neyi? Bahar'ı. Bahar mı? <laughs> gelmeyecekmiş <Nasıl>? çalmışlar. <laughs> Kayın mı atamışlar Bahar'a ne olmuş? Mevsimlere kaçmışlar. Gelmeyecekmiş. Aylar, yıllar falan beklenecekmiş ama gelmeyecekmiş Bahar. Gördüm. Çalınmış. Bahar da çalınmış. Gördüm. Gördüm abi. Yani. ne diyeyim? Yani sağlam mi? iddia mı? Sağlam ha. bir iddia. Evet, bir, bir, bir iddia. Bugüne kadar yaptıkları en büyük vaat bu galiba. Bahar yani. şey mi? Baharın gelmemesi. Bahar gelmeyecek. Bundan sonra ha. bahar gelmeyecek. Yani o sağlam bir vaat olmuş. Kim için sağ, sağlam? Artık orasını <laughs> valla. Hayırlısı abi. Ben artık e, konuşmamaya karar verdim. Yani yani uzun zamandır Twitter'da buna dair e, bunu diyenlere e, dair Hiçbir şey yazmamaya karar verdim. E, faydası da oluyor. Kafanız rahat oluyor. Bazen dayanamayıp yazıyorum. Benden çok beni uyaranlar oluyor. Allah razı olsun geçen bir tanesini yazdım. Yakıştı Ahmet Bey size ya falan. Siz böyle şey yazmasaydınız biz yazardık dediler. Ben de dedim ya bir iki tane yazma hakkım var. onu burada değerlendirmek istiyorum. <laughs> Ama gerek yok. Yani dediğiniz gibi e, biz şimdi e, kendi duruşumuza, kendi durumumuza. Merkezinde toplan, toplanacağız. Evet. Yani. Biraz evet. dağılmış olabilir. Zihinlerimiz dağılmış. Hüzünlerimiz biraz bizi sarsmış şu olabilir. Olacak da bu gayet normal. Bu beklenen bir şey zaten. Bir insan etten kemikten varlıkları sonuçta nihayetinde. Bu hüzünlerimizin bizi biraz silkelemesinden sonra inşallah kendi hikayemizin merkezinde toplanacağız bir gün. Allah Allah izin verirse inşallah. İnşallah. inşallah abi. Şimdi, Şimdi... abi en başta söylediğiniz Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de çok sık tekrar ediliyor. Çok sık bahsediliyor. Ee, belki izleyicimizin hani İsrailoğullarının kaderi, İsrailoğullarının başına gelenlerle benzerlik kuyurması da çok normal bu yüzden. Hı hı. Ee, bu kadar sık anlatılması belki de kend, e, benim kanaatimce e, eğer yaşadığımız dönem ahir zamansa e, bu ahir zamanda demek ki insanların başına, İsrailoğullarının başına gelen şeyler gelecek toplulukların başına. Demek hı hı. ki Hz Musa ve kavminin yaşadıkları ahir zamanda çok sık tekrar edecek ki Allah bu dediğiniz ışıkları piste ışıkları çok sık koymuş bu ışıklardan çok sık koymuş aman dikkat diye. Biz bakalım Allah bizim pistimize, bizim yolumuza, bizim istikametimize hangi ışıkları bırakmış? Hazreti Musa ve kavminden bakarak. Ben önme 8 tane e, başlık yazdım. Bunları aslında Hazreti Musa'nın eee kıssasından, Hazreti Musa'nın e, bize bildirilmesinden e, konuşacağız ama isterseniz tarihi süreçten de biraz bahsetmede yarar var. Hazreti Musa, Hazreti Musa'nın öncesi ve sonrası ile alakalı. Ben hızlıca bir bir orayı kronolojik olarak geçeyim. Ondan sonra hikayesini Hazreti Musa'nın hikayesinde hangi noktalara bize bizi dokunacağız? Nerelerden mesaj toplayacağız? 8 tane başlığım var. Vakit yettiği sürece onları konuşuruz inşallah. Tamam inşallah buyurun. Şimdi Hazreti Musa'nın e, Mısır'daki geleni aslında gelenek Hazreti Yusuf'tan itibaren başlıyor biliyorsunuz. Yani Hazreti Yusuf da aşağı yukarı milattan önce 19. yüzyıl. milattan önce 1800'lü yılların başlarından itibaren gibi düşünüyoruz. Hazreti Yusuf'un e, Mısır'a gelişi. Hazreti Yusuf Mısır'a gel geldikten sonra Hazreti Yusuf da Hazreti Yakup'un oğludur biliyorsunuz. Kenan'da, Kenan bölgesinde yaşıyor onlar. E, Hazreti Yakup da Hazreti İshak'ın oğlu. Hazreti İshak da Hazreti İbrahim'in oğlu. Ee, Hazreti İbrahim'e kadar gelmede yarar var. Hazreti İbrahim ata peygamber biliyorsunuz. Yani bütün e, İsrailoğulları ve Efendimiz'in de zaten dedesi. Onların hepsinin dedesi oluyor. Ee, şimdi bu İbrahim'i dinler muhabbeti var da oraya da girmeyeyim. Neyse Suat Hoca muhabbetini yaptıktan sonra. E, buna da huylanıyor arkadaşlar. Bunu da bilmiyorlar bilmiyorum da buna da huylanıyorlar. Hazreti İbrahim Hazreti İshak'ın babası. Hazreti İsmail'in babası. Hazreti İsmail önce doğuyor. Ee, çünkü annesiyle genç olan Hacer evleniyor. Onları Mekke'ye bırakıyor sevki ilahi. Sonra döndüğünde tekrar bizim hem sayılır Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti İsmail. Çünkü Harran topraklarında işte e, o civarda doğuyor. Urfa, Suriye arasında bir yerlerde yaşıyorlar. E, sonra Hazreti İsa doğuyor. Bu, bu, arada Hazreti e, İsmail 12-13 yaşlarında gibi. Hazreti İsa doğuyor. E, i̇kisi de peygamber. E, fakat Yahudilere göre ikisi peygamber olmuyor hatta biri Hz. İshak'ı kurban ediyor Hz. İbrahim. Böyle bir farklılıklar da var. Hz. İshak'ın da iki tane oğlu, oluyor. Bir tanesi Esav, diğeri Yakup. Şimdi Yakup da Esav, ikiz kardeşler aynı anda doğuyorlar. Esav anne karnından ilk çıkan Esav, sonradan anne karnından Esav çıkarken Yakup da Esav'ın topuğundan tutuyor. Topuğundan tutuyor, e, Ar Arancı'da buna topuk tutan manasında Yakup diyorlar. Yakup topuk tutan anlamda. Hazreti Yakup'la e, abisi yani kardeşi Esav ikiz kardeş. Sonra Hazreti Yakup'u işte Hz. Yakup'u Hz. Yakup Hazreti e, Hz. İshak'ı kandırıyor filan derken Hazreti İshak kör oluyor filan. Tevrat'ta çok uzun hikayeler var bununla alakalı. Sonra işte gece kaçıyor, Tanrı karşılaşıyor, Tanrı güreşte iniyor filan gibi böyle bahisler var. Tanrı yenen manasında İsrail deniliyor. Veya işte nehirlerin arasında yaşayanlar veya Tanrı'nın gece kaçırttığı, yürüttüğü anlamda filan gibi böyle şeyler var. Hazreti Yakup'a İsrail deniliyor. Lakabı o. Hazreti Yakup Kenan bölgesine yerleşiyor. Kenan bölgesinde peygamberliğini ifade ederken 12 tane çocuğu var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Yusuf. Aynı anneden Bünyamin var. Diğer 10 tanesi de diğer annelerden. Hazreti Yusuf tabi biliyorsunuz başına gelenleri. Sonra kardeşlerinin o kıskançlık kuyusu şu bu filan derken Mısır'a kadar geliyor, köle olarak satılıyor. Mısır'da e, saraya kadar yaklaşıyor, saraya giriyor. Sarayda Hazreti Züleyha ile alakalı muhabbet var. Hatırlarsanız tekrar zindana düşüyor. Zindandan rüya yorum marifetiyle tekrar saraya geliyor. E, Hazreti Yusuf'tan sonra Hazreti Yusuf'un Kur'an'da da anlatılır tarımla alakalı, ekonomiyle alakalı ciddi tedbirleri var. Bu ciddi tedbirlerden dolayı, o gördüğü rüyalardan biri bu. 10 yıl süren o kıtlık sürecinde Mısır'ı kurtarıyor, kıtlıktan kurtarıyor ciddi ciddi tedbirler var. Kur'an'da detay da var hatta. Hazreti Yusuf onlara diyor ki buğdayları başakları içerisinde saklayın diyor. Yani kabuklarından çıkartmayın diyor. Teknik olarak da yani ne bir bilgi işe yarar mı yaramaz mı? Kur'an'dan böyle bir ilmi veri, zirai veri çıkartılabilir mi? Bilemiyorum. Mutlaka vardır bir faydası. Söyleyenler, konuşanlar var bunu. Hz. Yusuf bu kuraklık yıllarından Mısır kurtardığı için yönetici sınıfa dahil oluyor. Yani İsrailoğulları Mısır'da yönetici sınıfa dahil oluyor ve Hazreti Yusuf'un vefatına kadar da bu itibar devam ediyor. Sonrasında da sürüyor. Aşağı yukarı 150-200 yıl arasında ortalığı alın 170-180 yıl kadar Mısır'da İsrailoğulları Kıptililere rağmen, Mısırlı yerlilere rağmen e, orada itibar sahibi, yönetici sınıfı, aristokrasi sınıfını elde ediyor. Hani bazı dünyada bazı ülkeler var işte mesela e, bir savaştan geçmiş veya iç savaş geçirmiş sonra yan komşu ülkeden oraya yönetici sınıflar göndermişler. O yönetici sınıf orayı yönetmiş işte Osmanlı'da da var böyle Selçuklu'da da var işte e, o yönetici sınıfın olduğu sülaleler orada yerleşmiş. Oranın e, asilleri, seçkinleri arasına karışmış. Aynen bunun gibi. Hala var. Dünyada birkaç ülkede hatırlıyorum ben mesela. Böyle şeyler var. E, bu Hazreti Yusuf soyundan gelenler, Hazreti Yakup'un dolayısıyla İsrailoğullarından olanlar Mısır'daki bu e, konumlarını bir buçuk iki asır kadar devam ettiriyorlar. Sonradan e, tekrar Kıptiler idareyi ele geçiriyor bu idareyi ele geçirdikten sonra yönetici sınıf tamamen değişiyor. Yani artık İsrail yollarından hiç kimse yönetici sınıfını almıyorlar. Bir aile oluş, aile gibi düşünüyorlar yönetimi e, ve bir e, topluluk oluşuyor. Yönetim sınıfı geliştiriyorlar ve toplumu da zaten sınıflara bölüyorlar. Yani şunlar, şunlar, şunlar yöneticiler, ziraatçılar, e, işçi sınıfı, köle sınıfı filan gibi İsrailoğulları, Kıptiler filan gibi böyle sınıflar ayırıyorlar. Toplumları sınıflara böyle 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 yönetmeye çalışıyorlar. Bunun Kur'an'daki karşılığı bölmek ayrışmak demektir. Fitne ayrışmak demektir. Tam Türkçesi ayrıştırmak demektir. Dolayısıyla bir hadiste fitne gördüyseniz o fitneyi kaldırıp oraya ayrıştırma kelimesi koyun. Öyle daha anlaşılır olur. Mesela aynı zamanda şöyle bir fitne diye hanım izleyicilerimiz çoğunlukta, hanımefendiler çoğunlukta gibi hissediyorum ben. Mesajlardan mı öyle bilmiyorum. Ee, mesela bir hadisin içerisinde bir şey gördükleri zaman ayrıştırıcı olarak koysunlar fitne yerine. O zaman çok daha pırıl pırıl olacak zihinler. Göreceksiniz yani. Ee, fitne yaparak, fitneye ayrıştırarak toplumu bölme yoluna gidiyorlar. Bu yönetici sınıf oluşan yönetici sınıf İsrailoğulları değil artık yerliler bunlar. Hükümet artık yeniden ellerine geçirdiği için ana e, lider olarak kral yönetici olarak firavun deniliyor buna. Bu bizdeki hani mahallenin adını vererek yönetici sınıfı akla getirmek gibi. Diyelim mesela hani nasıl söyleyeyim e, atıyorum sadece Ümraniye'de Dudullu Mahallesi var. Dudullu deyince aklınıza diyelim yönetici geliyorsa e, adamın adı da artık bundan sonra işte e, o oluyor. Onun gibi yani bir şey söylemek istemiyorum ki insanın aklına bir şey gelmesin diye. Hadi yani, Amerika için söyleyelim Beyaz Saray mesela. İngiltere'de de böyle bir sokak e, galiba şeyin... E, oturduğu sokağın adı var da sokağın adıyla söylüyor. Mesela işte Beyaz Saray'ın açıklamalarına göre Beyaz Saray bir binanın neyini açıklayacak diyorsunuz. Ama adamın ismi Beyaz Saray oluyor. Yani bugün Trump'tan bahsedecekseniz Beyaz Saray çok sert tutum takındı falan diyorsunuz mesela. Adaktarması diyoruz abi Türkçe'de. Yani e, adaktarması, adaktarması evet. Aynen. E, Firavun böyle yani adamın adı Firavun değil mesela Ramses bilmem kaçıncı Ramses falan gibi. Oradaki M ses, M ses e, oğlu demek. Musa'daki de aynı şekilde geliyor. Hz. Musa'da da Moses Moshe falan gibi e, suyun oğlu, sudan kurtarılan çocuk falan gibi adı bu köklerden geldiğini söylüyorlar. Şimdi e, Firavun var. Kur'an eskiden Melik diyor da Hazreti Yusuf zamanında zulüm etmeyenlere fakat zulüm başladığında onlara Firavun diyor. Yani zulüm başlayınca Firavun olursunuz. Zulüm yoksa Melik olursunuz. Bu. O zulmü de başladığı tarihler olan artık e, firavunların yönetici sınıfın en üstünde firavunlar var. Hemen altta e, resmi dinin temsilcisi veya Mısırlı ta, e, yönetici sınıfın dininin ki o resmi din oluyor. Onun temsilcileri olan Haman denilen bir zümre var. Hemen e, devamında da aristokrasiyi temsil eden Mele denen bir zümre var. Bütün bu firavun haman ve melelerin toplamına kuran Ali Firavun diyor. Firavun topluluğu. Yani hani bir yerde e, bir külliye yapıyorsunuz diyelim mesela. Külliye e, toplam demek yani. E, Aklına bir şey gelmesin. Oraya şunu kuruyorsunuz, şunu kuruyorsunuz, şunu kuruyorsunuz. İşte e, orası bir topluluk oluyor. Ali Firavun, Firavun bilmem kompleksi işte artık ne diyeceksiniz. Ailesi manasında direkt evladı kızı çoluğu çocuğu değil onun civarında aynı hareket eden, ona göre hareket eden topluluğa demiyor. Dini lider Haman aynı zamanda aristokratların, aristokrasinin, yönetici aristokratların e, sınıfı olan Memeliler var. Bir de kendisi var zaten. Burasına Kur'an Ali Firaun diyor. Şimdi e, tarih tarihi süreç böyle. Sonra bu sürelerden bir tanesinde ilerleyen dönemlerde Hazreti Musa var. Hazreti Musa da e, bu Firavun ailesinin Gördüğü bir rüyadan sonra bu rüyanın yorumlanmasıyla bu Tevrat'ta da var, Kur'an'da da var. Kendi tahtlarının sallanacağı bilgisini veriyor kahinleri ve bunu doğuracak bu çocuğu doğuracak ailenin de annenin de İsrailoğullarından olduğunu haberini veriyorlar. Bu İsrailoğullarının çocuklarından bir gelecek bizim tahtımızı yerle bir edecekse eğer o zaman bu İsrailoğullarla mücadele etmemiz lazım diyerek Kur'an Kur ona e, Onların kızlarını, kadınlarını yaşatıyorlar. Aynı zamanda kötülükte yapıyorlar bu kızlara, kadınlara. Bu firavunla alakadır. Erkeklerini alırsınız sonra kadınlarıyla tehdit edersiniz. Bu bildiğiniz firavunla alakadır. Bildiğiniz yani ötesi birisi yok. Birkaç yerde söylüyor, defaatle söylüyor Kur'an bunu. Hanımlarını tehdit etmeniz için, daha rahat hanımlarına saldırabilmeniz için önce erkeklerini yok etmek, erkeklerle mücadele etmek istersiniz. Bu olur bildiğiniz Firavun'la alakadır. Şimdi ayrı kotunu ayıklama dediğim şey bu. Firavun ne yapıyordu? Firavun ve civarındaki bu güç ve dini otorite şunu yapıyorlardı. Erkekleriyle mücadele ediyorlardı. Ta ki kadınlarına ilişebilsinler. Bu. Yani ayrı kotu temizleme dediğim şey bu. Bunu hikayenin merkezine alamayız ama bir tane diken varsa önümüzde onu da temizleriz. Yani bu. Şimdi e, erkekleri, e, erkek çocukları öldürüyorlar, kız çocukları da diri bırakıyorlar. Bunu da ilerleyen bir dönemde bir yıl yapıyorlar, bir yıl yapmıyorlar bu yasakları. O yasaklı olduğu tarihlerden birinde de Hz. Musa doğuyor. Hz. Musa e, doğduğunda kendinden önce iki tane, yani bu hani Kur'an'da böyle bahsetmiyor ama İslami kaynaklarda veya Tevrat'ın e, her ne kadar farklı iki yerde geçse de kendinden önce e, Meryem adında bir Meryem veya miryam bir ablası olduğunu ve kendisinden 3 yaş büyük veya 13 yaş büyük de abisi Hazreti Harun'un olduğunu görüyoruz. 3 tane, 3 kardeş olarak doğuyorlar. E, o ailenin 3 çocuğu var. Şimdi e, yasaklı bir tarihte doğduğu için annesi doğurunca e, Hazreti Musa hakkında endişe ediyor, korkuyor. Tevrat'a göre 3 ay, Kur'an'a göre böyle bir detay yok. E, bir süre yanında tutuyor ama yani aranıyor tabii çocuklar aranıyor. Haber giderse, bir ihbar giderse hemen askerler gelip Masum çocuklara kıyıyor. İhbar etme durumu da var. Böyle de bir e, detay var. E, i̇hbar edilmesin falan diye Tevrat'a göre biraz uzakça bir yerde falan da sakladığını söylüyor. En son bu korkularından dolayı Hz. Musa'nın annesi yaptığı bir sepete Hz. Musa'yı koyuyor. Hazreti Musa'yı işte içini içinizde kaplıyor falan derken işte başka kısalara falan da benzer diyorlar. Yahudiler de bu konularda çok tartışıyorlar. Yani onlar da kendi aralarında acaba Tevrat'tan mı yola çıkalım, tarihi süreçlerden edebiyattan mı yola çıkalım diye çok tartışıyorlar. Tevrat'ın e, anlattığı, Kur'an'da anlattığı ortak şey şu. Hz. Musa'yı koyuyor. Kur'an'a göre deniz, e, bu Nil Nehri, kocaman bir deniz gibi zaten onlar deniz diyorlar devrinde. Denize veya Nil Nehri'ne bırakıyor. Nil Nehri'ne bırakıyor ama Miriam da ablası da onu takip ediyor. Ne olacak diye git diyor, takip ediyor. Sonra gide 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 Kur'an'a göre Firavun hanımı, Tevrat'a göre kızı e, onun e, yanına yaklaşıyor. E, ırmakta artık yıkanırken onun yanına kadar sepet gidiyor. E, burada sepet gidiyor, burada bir yerde durduracağım zaten. Sonra en son döneceğiz o ibret e, noktalarına. Benim işaret etmek istediğim 8 noktaya en son döneceğiz. Çok seviyor Firavun'un hanımı Hz. Musa'yı. Kur'an'da iki ayet var bununla alakalı. Bu sevimli Musa'yı Hz. Musa'yı alıyor. Evlatlık edinelim diyor. Rivayet odur. Yani çocuğu olmamış Ya çocuk çok hoşuna gittiği için almış. Kocasını ikna ediyor falan derken bir şekilde Hazreti Musa saraya giriyor. Sarayda büyüyor. Büyürken de normal bir büyümeyle büyümüyor. Öyle köle gibi büyütmüyorlar. Diller öğretiyorlar. Birçok ilmi öğretiyorlar. Ekonomiden öğretiyorlar. Siyasetten öğretiyorlar. Hazreti Musa çok entelektüel bir insan oluyor. Bu Resuller'in işlerinin 7 babının 22. 22. cümlesinde var. Hazreti Musa sadece bir evlatlık olarak büyümüyor. Çok iyi bir eğitim alıyor Hazreti Musa. Kasas suresinin 14. ayetinde de var. İlim ve hikmet verildiğini söylüyor Allah. Gençliğinde Kasas suresinin 14. ayetinde de Hazreti Musa'ya ilim ve hikmet verildiğini söylüyor. Nasıl olmaz ki zaten hani aklınıza gelebiliyor mu? Böyle bir sıkıntılı bir kavim var. Ve onları Mısır'dan alıyor ta nerelere götürüyor. Uzun süre başlarında 40 yıl başlarında kalıyor böyle devasa bir hayat yaşıyor 40 yıl e bu kadar 40 yıl bir kavmi arkasından taşıyacak kadar o kadar büyük maceralar mecralar atlayacak kadar yani sıradan birisi olamaz Hazreti Musa şimdi biz anlatım dilinde dini anlatım dilinde Hazreti Musa sert mi sert böyle haşin firavuna meydan okuyor Hazreti Musa'yı gene Kur'an'da bir ayet var saçından tutup yere çalıyor filan yani sert birisi olarak görüyoruz. Yani hani e, bir takım e, Hollywood çok meraklıdır Hazreti Musa filmlerine. Ben en son e, Christian Bale'in Exodus diye bir film var hatırlarsanız izlediğiniz bilmiyorum. Fena değil yani aslında izlenebilir. Yani Kur'an'a göre çok arızalı yönler var. Ancak Tevrat merkezi çekildiğini kabul ederek izlemek lazım. Exodus. Exodus Mısır'dan çıkışında terminolojik adıdır aslında. E, güzel bir film. Fena değil yani izlenebilir. E, başrol oyuncusu da iyi oyn oynuyor yani. yani, Batman oynayan bir karakter. Ee, şimdi orada da mesela işte çok sert, haşin, böyle kirli, pasaklı bir adam gibi resmediliyor aslında. Yani çöldeki hayat, falan. Hazreti Musa öyle birisi değil. Kur'an'a göre de, Tevrat'a göre de çok entelektüel seviyesi çok yüksek. Bıraksanız devletin padişahı kralı olabilecek kadar, getirseler eğer o mevkiye, çok rahat, bu kadar bilgin, e, felsefeden anlayan, e, ticaretten anlayan, sanattan anlayan birisi var karşımızda. Çok kaliteli bir eğitim alıyor Hazreti Musa. Kolay mı? O kadar, yani bu kadar, e, hatırlarsanız Kehf suresinin ayeti var, ayetleri var. Bu bahsettiğim 60 ve 82. ayetler arası, Hızır kıssası ile alakalı yerde. E, i̇slami kaynaklarda şöyle, ya Rabbi benden daha fazla hikmet, bilgi verdiğim var mı diye e, soruyor Allah'a. Allah Demek ki var Hazreti İsa'da çok derin bir bilgi var. Hani ilmi ledüğün kelimesi var orada. Maalesef bu günümüzde modern dönemde İslamcı falcıların delinde oyuncak haline gelmiş bir kavram. Katımızdan bir ilim demek aslında Türkçesi. Allah katından bir ilim verdiğini söylüyor. Aynı şekilde Kasa suresinin 14. ayetinde de aynı şekilde geçiyor. Çok ilim sahibi doğru, ilim sahibi olmayabilir, yumuşak huylu, sert bir tavır var olabilir. Ee, ancak çok ilim sahibi birisi Hazreti Musa. Gençliğinde öyle yetişerek geçiriyor. Ee, ta ki 40 yaşına kadar. Burada Hazreti Musa'nın yaşıyla alakalı Kur'an'da çok fazla bir detay yok. Ancak Yahudi kaynaklarında Tevrat'a göre söyleyelim 120 sene yaşadığını söylüyorlar. O da 40'ar 40'ar 3 bölümden oluşuyor. 40 sene Mısır'daki ilk hayatı. E, 40 sene Mısır'dan e, çıkıp kaçış değil Mısır'dan çıkıp Zoraki hicretten sonraki Medyen'de bugünkü Ürdün toprakları, Ürdün-Lübnan-İsrail-Kudüs e, arası topraklar oralarda yaşıyor 40 sene kadar. Hazreti Şuayb çıraklığında e, 40 sene sonra tekrar Allah Mısır'a gönderiyor. vahiy aldıktan sonra gerçek peygamberlik süresi 40 yıl, uygulamalı peygamberlik süresi 40 yıl. E, bu 40 yılla beraber de vefat ediyor 40. yılında bu son dönemin. 120 yaşında Nebu'da var, Ürdün topraklarında kalıyor. Bugün e, şeye Lut Gönlü, Ölü Deniz'e yaklaşık 15 kilometre kadar e, bir mesafede Nibu Dağı var. Orada öldüğünü kabul ediyorlar. Tarihi olarak çok sıkıntılı bir bilgi bilgi değil aslında. İslami kaynaklara göre de yordadığınızda, oraya e, atfet, referans verdiğinizde çok sıkıntılı gözükmüyor. En azından Kur'an e, bu detaylara aykırı bir bilgi vermiyor. Şimdi e, Hazreti Musa 120 sene yaşıyor ama bunun 40 senesi ilk dönem Mısır hayatı. O ilk dönem Mısır hayatını 40 sene kadar geçiriyor. Yani gayet iyi bir hayatı var. Gayet rahat bir hayatı var. Akrabaları filan sıkıntılı haller yaşıyorlar ama Hz. Musa sarayda saray eğitimi almış. Onlara yardımcı olma adına gayretleri filan var. Mesela bu en son gösterdiği gayretlerden bir tanesi İsrailoğullarından birisiyle yerli Kıptilerden birisi kavga ediyor. Bu kavga esnasında benzer bir şekilde Tevrat'ta da var, Kur'an'da da var. Fakat Tevrat adamı bilerek öldürdüğünü, pişmanlık duymadığını, Kur'an'da bir kaza sonucu Hazreti Musa'nın bir adamın ölümüne sebep olan bir hadisenin içerisinde bulunduğunu söylüyor. Böyle diyelim. Yoksa adamı öldürmüş falan değil. bir, bir gün bunlar ikisi kavga ederken araya giriyor. Ayrıştır, adamları ayırırken adam ölüyor. Mısırlı Kıpti ölüyor. Ertesi gün aynı adamlar tekrar kavga ederken bu sefer kendi aralarında kavga ediyorlar İsrailoğulları. E, Hz. Musa ne yapıyorsunuz siz filan diye onlara da müdahale ediyor sizi başımı, seni başımıza yönetici mi atadılar diyor. oradakiler, İsrail oları. Yoksa dünkü Kıpti'yi, Mısırlı'yı öldürdüğün gibi bizi de mi öldüreceksin falan diyorlar. Sonra Hz. Musa bu olayın açığa çıkması, kendi üzerinde kalacağını bildiği için oradan ayrılıyor. Kaçma değil. Kaçmak yok. Kaçmak kelimesini kullanmıyoruz. Hiçbir hicrete kaçmak kelimesi kullanamazsınız. Bu Kur'an'a ayıp olur yani. Böyle bir kelime kullanamazsınız. kullanana söylüyorum. Net söylüyorum. Kur'an'ın cahilidir kullanan. Net söylüyorum yani. Bu kadar net söylüyorum. Yani burada hani e, bir izleyicimiz bir not yazmış. Yani Kırıldım ben ona. O kırıldım, kırıldığımı da ifade edeyim. İyi yurt dışına çıktınız iyi olmuş. Orada işte biraz e, törpülenirsiniz filan gibi böyle. E, yani ben e, hani şeyde Efendimizin Nisan suresindeki o mahkemedeki olayı anlatırken güya Efendimiz hata yaptı diyecekmişim. E, demiyormuşum bunu. Dolayısıyla yurt dışına çıkarsam bakış açım gelişirmiş filan. İşte bunu toparlarmışım böyle böyle bir şey yazmış. Kırıldım kendisine. Dinler birisi olduğunu tahmin ediyorum. Ee, yani çok daha kırıldım. Ne oldu? Geri geri toparlandım. Problem yok. Öyle kırgınlığınla kalmıyorum. Ee, burada Hazreti e, Musa'ya kaçtı demenin, katil demenin kime yarar olur? Hiç kimseye olmaz bir. İki, Bu dediğiniz yalan olur. Çünkü önünüzde böyle bir bilgi yok. Yani Kur'an Nem suresinin 76. ayetinde ihtilafları açıklaması için İsrail ile alakalı Kur'an'da onlardan bahsediyor diyor. Hz. Musa'dan önceki ayetler bunlar anlatırken. Sen diyorsun ki sonra e, Kur'an'da böyle demesine rağmen Tevrat'ta öldürdü diyor. Evet Hz. Musa bir katildi filan diyorsun. Ya olabilir öldürmüş olabilir. Şimdi bir kere saçma bir durum var ortada. Klasik mantık kuralları açısından hem Yunan mantığı hem İslam mantığı açısından da söylüyorum bunu. Olabilir ne demek ya? Olabilir. Yani Ahmet Bozkuş hata yapabilir. Evet yapabilir. Çünkü potansiyeli var. Ömrü de varsa bundan sonra yapabilir. Peygamberimiz de hata yapabilir filan. Yapamaz. Vefat etmiş birisi için bunu söyleyemezsin yani. Ortada 10 tane olay var. Aşağı yukarı 10-11 olay var. Burada sen peygamber hata yaptı. Ne yapacaksın? Tamam hata yaptı diyelim peygamberimiz. Ne olacak? Seni mutlu mu edecek bu durum? Ondan sonra 10 tane 11 olay var. Burada zaten tespiti mümkün şeyler bunlar. Ve sonra yapabilir. Ya yapmamış kardeşim. Bundan sonra yaşayacaksa tamam bunu diyebilirsin. Peygamber değilse bir adama diyebilirsin. Ama o da yapabilir. Yani yapamaz. Niye? Vefat etti bir kere. Bir, bir kere aramızda canlı değil. Mantık olarak da çok sıkıntılı, sakat bir mantık bu. Yani niye peygamber hata yapamaz mı? O da beşe demiyor mu zaten ben beşerim filan diye. Ya 10 on tane, 11 on tane olay var aşağı yukarı e, 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 çerçevenin içerisinde. Bu 11 olayda olayda salt ol belli olaylar. Öyle senin benim editörlüğüme ihtiyaç duymayacak kadar net olaylar aslında. Ama bir başka niyetiniz varsa onu bilemem tabii yani. Ama e, ne Nisan suresinin 105 ile 113. arasında peygamber hata yaptı. Eğer toplu okursanız o ayetleri siyaksi dikkat eder, konteksi bozmaz. Türkçesini de söyleyeyim bağlamı bozmaz okursanız orada çok net bir görüntü var orada. Burada da Hz. Musa katil değil. Bir kavgaya e, ayrıştırmak için araya giriyor. Araya girdiğinde taraflardan bir tanesi ayrıştırma esnasında kavgayı ayrıştırırken ölüyor. Bu kadar. Bunun kendi üzerine kalacağını bir katil olarak yargılanmasını istemediği için Kur'an'a göre de korktum diyor. Korkuyor. Bundan dolayı oradan çıkıyor. Kaçmıyor. Çıkıyor. Mısır'dan çıkıyor. Özellikle kullanıyorum. Yani dil bir şeyin sembolüdür. Öyle dili paldır küldür peygamberler hakkında konuşurken hatadır, günahtır, zelledir falan öyle. Öyle babamla onunla bahseder gibi bahsedemem. Kimse kusura bakmasın yani. Ee, beni yurt dışı da değiştirmeyecek yani bu konuda. Problem yok bunda. Yani yurt dışında ne, neyimi değiştirecek merak ediyorum. Bir de böyle bir şey var. Hani siz de mutlaka duyuyorsunuzdur. Iııı ee, Hani böyle biraz böyle aydınlanma yaşayacakmışsınız gibi filan. Demek ki önce bizi karanlık görüyorsunuz arkadaşlar yani. Bu sıkıntı sıkıntı değil mi? Yani muhacirlere böyle laf etmek, onları üzmek sıkıntı değil mi? Bu neresi ensarlık? Ha şimdi geldiniz biraz böyle e, zihniniz de toparlanır. Bir şeyler öğrenirsiniz filan gibi. Yani bizi cahil mi zannediyordunuz daha önceki ayetlerimizde? Yani böyle geleni ee, bağışlayan çöl mi zannettiniz. Şehre inen çöl mi zannediyorsunuz acaba. Bu lütfen e, hani bari yardımcı mardımcı olmuyorsanız bir yerlerde insanların da böyle sağda solda yazıp e, kalplerini, marklarını kırmayın lütfen. Yani bu önemli bir şey olduğu için hani laf geldi söyleyeyim dedim. S konuşmak istemiyorum aslında bu konularda ama laf geldi söyleyeyim dedim. Evet e, Hakan abi e, şimdi... <laughs> <laughs> ...ben de bazı konularda doluyum ama... ...izleyicilerimizin de bizden beklentileri <laughs> var... ...ben oraya odaklanalım istiyorum çünkü... Evet. E, ...yani... Bakayım. Şu, ...şu var... E, ...Akan abi... ...şu yaptığımız program... E, ...televizyonculuk adına... E, ...çok böyle o televizyonculuk yapıyoruz... ...diyeceğimiz bir şey değil ama diğer taraftan da... ...kıymetli bir iş yaptığımıza inanıyorum... E, ...izleyicilerimizin öyle düşündüğünü... E, ...zannediyorum... ...öyle olmasa... ...işte aşağı yukarı... E, her program işte 10-15 bin izleyiciye ulaşmaz ki bu sadece tıklama sayısı. Belki birlikte izleyen insanlar da var. Sayıya çok takılmayalım, alttaki sayıya da çok bakmayalım diye bu programıma başladık. Ama diğer taraftan da bir şeyin de göstergesi bu. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi işte görüntü kalitesinden falan ziyade içeriğe odaklanmış, içerikte anlatılanlara odaklanmış çok önemli bir izleyici kitlemiz var. Onların hatırına böyle... Diyeceklerimi tutma taraftarıyım ben kendi adıma söylüyorum. <laughs> Biliyorsunuz ben pek ağzımı tutamam o konularda yapıştırırım yani sonra da pişman olurum ama biraz şey yaparak inşallah biz Hazreti Musa'dan da ders alarak onun da yaptıklarını takip ederek bugünkü programı şey yapalım. Çünkü şöyle bir şey var mesela bir izleyicimiz soruyor Hazreti Musa'nın kekeme olduğu söyleniyor <laughs> Hatta bir duası da var. Duasında da işte dilimi çöz ifadesi var biliyorsunuz. Hı hı. Ee, evet, ama, diğer, olmuş. ama diğer taraftan Hazreti Musa e, çok entelektüel bir insan. E, bir kavmi uzunca bir süre idare etmiş. E, bu gerçekten bir yönetici kabiliyeti. E, ondan sonra bir liderlik vasfı isteyen bir şey. Öyle kolay bir şey değil. Hı hı. E, bir de bütün peygamberler e, lider, kral olarak geçememişler. Yani bütün peygamberlerin liderlik krallık yaptığını söyleyemiyoruz. Bazıları var, bazıları yok. E, dolayısıyla e, bu açılardan da bakarlar. Hazreti Süleyman, Hazreti Davut onun haricinde bizim bildiğimiz kral peygamber yok. Evet. Yani e, ama peygamber Efendimiz liderlik yapıyor. Yani kavmine evet. liderlik yapıyor. Bir pozisyonda vahiy getirmekle beraber, iletmekle beraber, tebliğle beraber aynı zamanda sosyal görevlerde bu. Hazreti Musa da iki yönlü peygamberdir. Evet. Yani i̇lahi mesaj getirmek hem de e, toplumunu o e, zulümden baskıdan kurtarmak bu. E, şimdi şöyle Hakan abi Kekeme ben... değildi bu arada e, onu he, unutmadan söyleyeyim. Ha, evet evet. İnan, i̇nanmayabilirsiniz bu hürriyetiniz var. Hiç de e, inanmasanız hiçbir şey olmaz. Çünkü ne Kur'an'da ne sünnette kekemeyle alakalı bir şey yok. Bu bir rivayet e, yani Firavun'un işte güya küçükken yakalandığında e, e, o sepetteyken işte başına sakalını oluyor, başına vuruyor filan. Diyor ki bu bilerek yaptı bunu filan diyor. Böyle bir şey olabilir mi bebek? Hanımı diyor ki işte nasıl bilerek yapsın minnacık çocuk filan. Deneyelim diyor. Gidiyor ateşe mi gidecek, şuna mı gidecek? Ateşten bir parça alıyor, dinlemişler. Peygamberlerde eksiklik olmaz. Normal insanlardır, normal. Yani sünnetli de doğmazlar mesela. Normal insan nasıl doğarsa çok prezentav, normal insan gibi, e, herhangi bir insan gibi normal doğarlar. Bu kadar. Yani öyle... Ee, şöyle söyleyeyim, Hazreti Eyüp için de aynı şey söylüyorlar. İleriki yıllarda gelecek bir peygamberdir Hazreti Eyüp. İşte yaralar maralar filan e, üzerinden kurtlar atlıyor filan böyle o da yerden alıyor e, kurtları. Mu muhtemelen şu anda diyen bin izleyicimiz varsa 800 rahat biliyordur bunu. Kurdu yerden alıyor senin nasibin buradaymış filan diyor. Böyle bir saçma bir şey olur mu ya? Ne nasibi? Bir, bir kurdun nasibi benim yaram mı? Ve bu, bu ne demek ya böyle bir şey olur mu? Sen bunu anlatırsan Sonra niye Müslümanlar bilimde, ilimde, tıpta geri filan dersin yıllarca. Bazılarda bunu anlatırsan bunu dinleyen çocuğun bak şimdi ne olur tıbbı. Yani düşünün bilinç dışında maalesef böyle kötü kötü izler var. Ya yani Bir peygamber Firavun'un karşısında peltek konuşmaz. Nasıl konuşuyorsa orada Hz. Musa'nınki, Hz. Harun'un Kur'an'ın o Taha suresindeki teklifi Hz. Harun'un peygamber olarak gönderilmesi Hz. Harun'un daha mülayim olmasıdır. Daha sözü öfkesiz kullandı. Öfke dili dolaştırır. Hani e, şimdi ben de bazen biri beni durdursun falan diyorum. Hani öfkeden dolayı nereye gitti Dili dolaşıyor. Sinirlenince insan üst üste kelime cümleler kuramayabilir. Hazreti Musa öyle bir fıtratı var. Teklifi Hazreti Harun Kur'an'ın Allah'ın. Hazreti Harun'un te teklif edilmesinin kastı şu. Sert fıtratlı mülayim biriz. Ki kaldı ki Turdağından inişte de Hazreti Harun'u saçından tuttu diyor böyle. Sen ben seni bırakmadım mı? Niye bunların başında durum? Abi halbuki. ki. E, bu kadar sert, bu kadar mülayim birisi. E, oradaki dili öfkenin bozmasıdır. Yoksa ağzın yanması filan, pelteklik değil. Dili ne peltek yapar? E, dili bir sağlam bir adamın dilini ne e, karıştırabilir? Karman çorman yapabilir. Dili birbirine dolaştırır. Ela ayağı ne dolaştırıyorsa dili o dolaştırır. Heyecandır, korkudur, öfkedir. Bunlar dili dolaştırır. Oradaki pelteklik, mantıklık değil yani. Ayıklamamız lazım yani cami kürsülerinden şuradan buradan anlatılıyor bilmem A şahsı kitabını aldı diye filan Kur'an'dan sünnetler olmuyor. İsrailiyet kaynak çok bilgi var aşırı derecede bilgi var aşırı derecede. Evet Hakan abi şimdi, evet, e, şimdi biz etmez, ben Tam araya girmiş gibi oldu e, Yo yo estağfurullah ben e, aslında e, Mısır'dan çıkışa geldik şimdi. Mısır'dan çıkışa geldik biz e, artık e, Şöyle bakıyorum olaya Hazreti Musa entelektüel bir insan Hı hı. E, ilim ve hikmet sahibi bir insan e, sonra onun yaşadıkları var e, bugün ben izleyici kitlemizi de bunun içine katarak e, e, işte ilme meraklı öğrenmeye meraklı ondan sonra e, e, en azından e, cehaletten uzak durmaya çalışan olabildiğince aydınlanmaya çalışan izleyici kitlemiz var böyle bir arkadaş topluluğumuz çevremiz var e, dolayısıyla Hz. Musa'nın yaşadıklarıyla bizim yaşadıklarımız arasında bir benzerlik kurup yaşadıklarımıza bir çare bulabileceğimizi en azından fikren bizi rahatlatacak, kalben rahatlatacak. Zaten durduğumuz yerden şüphesi olan insanlar değiliz ama diğer taraftan ya tamam ya doğru hakikaten doğruymuş dememizi sağlayacak noktalar olduğunu düşünüyorum Hazreti Musa'nın yaşadıklarında. Mutlaka yani o noktalara ayıklamak zaten bizim işimiz. Yani bu bunun da hikmet deniliyor zaten Kur'an'dan. O Kur'an hikmet dolu. Atı zaten o. Ki kaldı ki Hazreti Musa'ya verilen kitaba da aslında e, Enbiya suresinin bir ayeti var, 48. ayeti. Tevrat aynı zamanda e, bir de yanında furkan verildi diyor. Yani kendisine gençlikken hikmet veriliyor, tevrat veriliyor, furkan veriliyor bunu diyor. Furkan hakkı batıdan ayrılın demek. Kur'an furkan kelimesini bizzat kendisi içinde kullanıyor. Allah Kur'an'a da furkan diyor. Hazreti Musa'ya da verilen furkan, Peygamberimize de verilen furkan. Yani buna sünnettir diyenler, onun e, sünnetidir manasında denne, denilenler var. Ama burada vahyin bilgi tarafı da diyebilirsiniz buna. Hiçbir problem yok. Hayata yansıyan vahyin bilgisidir aslında bu Furkan. Dolayısıyla biz e, Furkan'ı okurken kendisine bir Furkan daha verilmiş bir başka kişi olan Hz Musa Aleyhisselam okurken e, hakkı batıldan ayırmak için okuyoruz. Bu kadar. Yoksa e, başka bir herhangi bir amacı olamaz insanın. Eğer o amaç varsa bu Kur'an'dan uzaklaştırır insan. O yüzden yaklaşma diyor Kur'an zaten başka amaçla yaklaşanlara. 40. yıl böyle bir cinayet vakası oluyor, e, ölüm vakası oluyor. Oradan sonra Hazreti Musa ayrılıyor Mısır'dan. Mısır'dan ayrıldıktan sonra e, Midyan, Medyan Vadisi bugünkü, e, Ürdün gibi gözüküyor ama Ürdün'den daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. O civarlara kadar geliyor Hazreti Musa. Yani bayağı bir geçiyor aslında Mısır'dan e, geçip Sina Yarımadası'ndan Ürdün'e doğru çıkıyor. Bu Ürdün'e kadar geldiğinde gene aynı serven iki kitapta, e, Tevrat'ta da var, Kur'an'da da var. E, Hazreti Şuaib'in kızları var. Bu e, yedi tanesi bir arada diyor Tevrat, Kur'an iki tanesi diyor. Bu, farklılıklar bu. E, o Hazreti Şuaib'in kızlarıyla karşılaşıyor bir yerde. Bakıyorlar ki su e, içirecekler koyunlarına, hayvanlarına. Orada rahatsız eden bir birileri var, çobanlar var. Kızlar biraz edepli olduğu için geride duruyor. Hazreti Musa yardım edeyim ben size diyor. Yardım ediyor, çabucak içiriyor suyunu koyunlara. Ee, kızlardan büyük olanı tabi babası peygamber bu iki çocuğun iki kızı. Hazreti Şuayb o bölgenin peygamberi. E, bu iyilik yapan bu adamın, hayadan anlayan, edepten anlayan bu adamı adamın üzerine dikkatini yoğunlaştırıyor. Benim babam sizinle tanışmak ister diyor. Peygamber, peygamber iyi kimselerle iş yapar. Bir iyilik görüyorlar, o yaşadığı toplumda fazla iyi kimse yok. Babamla tanışır mısın diyor, bu kadar. Getiriyor Hz. Musa'yı, Musa e, zaten yer yurt arayan, zaten kavminden uzaklaşmış, çıkmış, yeri yok, yurdu yok Hz. Musa'nın. O da yer ararken kendisine yapılan bu yer teklifini reddetmeyip Hz. Şuayb'in dizinin dibine kadar geliyor. Yani bir peygamber, zaten peygamber olan birisi ve sonradan peygamberliği, peygamber ama fiili peygamberliği sonradan yürürlüğe girecek Hz. Musa. 10 yıl yanında kalıyor. 8 yıl, 10 yıl filan. Tevrat'ta da 8 yıl diyor. 10 yıl Kur'an'a göre 10 yıl yanında kalıyor. 10 yıl hizmetinde bulunuyor. Yani bu hani malum bir Ebu Hanife hikayesi var. Elma hikayesi. Benim bir kızım var gözü kör ayağı topal işte filan. Bu nereden kim anlatıyor bilmiyorum. Yani hangi kaynaktan anlatıyorlar bilmiyorum böyle. Ama maalesef Müslümanların çoğu ömrü özellikle de Ramazan'ı menkıbe dinleyerek geçiriyorlar. Yani işte böyle de bir problem var. Şimdi hep hayatın merkezinde, e, zihnin merkezine menkıbayı alırsan bilgi mutlaka küsüyor gidiyor. Bu oluyor. Menkıbayla yaşarsan bilgi küser. Bu kadar. E, aynen bunun gibi zannediliyor. İşte anlatırken kızlarına iyilik yapmış cezalandırıyor. 10 yıl yanımdadır. Böyle bir şey mi olur ya? Böyle böyle bir ceza mı olur? Hz. Şuayb adamın kralını anladığı için bir peygamber nasıl on peygamber kuyumcu gibi altını biliyor. Bakıyor ki karşısında harika birisi var. Harika Hz. Musa. Harika olduğunu nereden anlarsınız bir adamın? yani konuşsun, yapsın bir şeyler etsin filan. 10 dakikada adamı çözersiniz bir, birisiyle oturduğun zaman. Üstü bundan ifadesinden, ağzı bozuk sağlamından bir işe yaramaz der çıkar gidersiniz. Hazreti Şuayb kuyumcunun kralı. O yüzden altının hasını biliyor ve karşısında Hazreti Musa'yı görünce o sevinçle kalır mısın yanımda diyor 10 yıl. Kalır mısın diyor kalırım diye. Zaten yurt arayan Hazreti Musa Hazreti bir yanında kalıyor. Bu sevki ilahidir öyle rastgele bir kaçış maçış değil. Tevrat'a göre de zaten melek ona yol gösterdi diyor. E gerçekten bir sevki ilahi bir durum var burada. Hazreti eee Şuayb Hazreti Musa ile beraber 10 yıl yaşıyordu. Sonra Hazreti Şuayb'in kızlarından büyük olanla evleniyor Hazreti Musa. iki tane çocuğu olduğunu söylüyorlar. Bilemiyoruz. Kur'an'da bu kayıt yok. Hazreti Musa e, bu 10 yılın sonunda tekrar Mısır'a dönüyor. Fakat Mısır'a dönmesinin bir sebebi var. Yönetici sınıf değişmiş artık. Yani o kendisini cezalandırmak isteyen insanlar ölmüş. Ondan sonra kendisinin çocukluk arkadaşı olan yani büyük ihtimal ikinci Ramses. 2. Ramses tahta oturmuş kendisinin arkadaşı aslında üvey kardeşi gibi büyümüş aslında onun. İkinci Ramses tahta oturduğu için kendisinin artık müzakere yapabilir. Suçsuz olduğunu onlarla konuşabilir. Diğerleri gibi değil çünkü azgın değil. Ona göre ona öyle davranmaz. O yüzden diyor Mısır'a gideyim. Mısır'a giderken eşiyle çocuklarla beraber yolculuk yapıyor. Bir soğuk bir günde veya şöyle de olabilir. Çölde yürürken ani hava değişikliği var. Soğuk sıcak filan. Tuva Vadisi'ne kadar geliyor. Tuva Vadisi Kur'an'da iki yerde geçer. Biz bir tanesini konuşacağız. İşte Taha Suresinin 12. ayetlerini. Burayı da konuşacağız birazdan. Bir çalılık, bir keven gibi bir ot dikenli ot yanıyor. Onun arkasında Allah onunla konuşuyor. Vahiy'i ilk orada alıyor. Allah ona görevini veriyor. İsrailoğullarını Yakub'un oğullarını oradan çıkartıp kendilerine vaad edilen, Musa'nın yanında olanlara, burayı tırnakta söylüyorum, Musa'nın ümmeti olabileceklere vaad ettiği, salih kimselere vaad ettiği e, topraklara getirmesini emrediyor. Hazreti Musa bu görevle tekrar Mısır'a gidiyor. Mısır'a giderken arada bir takım hani mucize e, denemeleri var, e, eğitimi var. İşte e, burada Hazreti Musa korkuyor, ister istemez irkiliyor. Kur'an'da da var, Tevrat'ta da var. E, asasına dayanma olayı var. Asasını işte burada konuşacağız. Ee, yılan oluyor. Asayı tekrar elini alıyor. Sonra bir mucize daha gösteriyor Allah ona. Elini göğsüne sok diyor, koluna. Elini sokuyor. Çıkar şimdi diyor. Eli bembeyaz oluyor. Yedi beyza diyor zaten Kur'an. E, bembeyaz bir elle çıkartıyor. Mucizeler üstüne mucizeler öğretiyor Allah ona. Sonra e, Hz. Musa Firavun karşısına çıkıyor. İkinci Ramses'in karşısına çıkıyor. Orada e, kavmini çıkartması gerektiğini, onlara izin vermesi gerektiğini falan söylüyor. Öyle kolay olmadığını önce peygamberse, çocukluk arkadaşı ya, madem sen peygambersin bir görelim marifetlerin diyor. E, Firavun yanındaki sihirbazları çağırıyor. Hazreti Musa da o sihirlere cevap veriyor mucizelerle. İşte, e, i̇lk başta korkuyor tabii ister istemez. işte e, sihirbazları yılanlar mılanlar çıkartıyor. Hazreti Musa asayı atıyor, onları yutuyor falan derken, elini çıkartıyor. Sonra Firavun'un yanındaki o büyücüler, kainler ilkiliyor. Biz Kur'an'a göre söylüyorum. Biz e, Musa'nın Rabbini iman ettik diyor. E, yanındakiler. E, Firavun da benden başkasına tapamazsınız diye onların el ve ayaklarını çapraz kestiriyor. Sıradan bir iş değil. Yani durduk yere Firavun'un yanındakiler de iman etmiyor. Demek ki arada bir süreç var ve Hazreti Musa bu engin bilgisini, engin hikmetini kendisine verilen Furkan'ı o insanlarla paylaşıyor. Daha önce kulaklarına bir şey bırakıyor onların. Bu çok önemli. Hazreti Yunus'la konuşmuştuk hatırlarsanız. Mutlaka ama mutlaka halkın kulağına, Hazreti Musa'nın ağzından bir şey bırakılıyor. Sonra insanlar o mucizelerden, mucizeleri görünce vay be demek ki filan diyorlar. Yoksa sadece mucizeyi görüp temelsiz bilgi temeli olmadan iman etmelerini bekleyemezsiniz. Ne kadar hem de Öl ölümü göze alana kadar. Büyücüler ölüyor. Öldürüyor adam onları. Niye? Çünkü iman etmişler. Bir mucize gördü filan diye yani demek ki bir bilgi de kulaklarında var Musa Hz. Musa Aleyhisselam onlarla mutlaka ama mutlaka müzakerelerde bulunduğunu düşünüyoruz. Sonra e, tablo dağıldıktan sonra Hz. Musa ile beraber Kur'an'a göre e, bir takım musibetler felaketler var. İşte e, bu musibetleri Allah onlara gönderiyor. İşte, bu tufandır, çekirgedir veya işte böyle tahıl yiyen böceklerdir. Ondan sonra kurbağadır. Sonra kandır. Nil'in kana dönmesi gibi aşağı yukarı 9 veya işte 7 deniliyor bir yerde veya 4 tane 5 tane musibetle onları sınıyor Allah. Sonra musibetlerin kaldırılması için burası da çok kritik. Arap suresinin 130 ve 135. ayetlerinde anlatır burayı. Bu musibetlerin kalkmadığını görünce insanlar felaket bir durum var. O Exodus filminde benzer bir şekilde canlandırmış burayı kurbağa ile alakalı tarafı var. Ee, Hz. Musa'ya Firavun elçiler gönderiyor. Diyor ki Musa'ya söyleyin Rabbine dua etsin şu sıkıntılı hali Rabbi üstümüzden kaldırsın diyor. Hz. Musa dua ediyor. Gerçekten bu felaketler işte güve gibi veya işte çekirge gibi Nil'in kana dönmesi, kan gibi akması, kan gibi olması gibi, kurba e, kurbağa gibi, sonra işte e, tufan gibi e, bu tarz felaketler ortadan kalkıyor. Ama sonra tekrar inanmıyorlar. Allah onları sonra helak ettiğini söylüyor denizde, Kızıldeniz'de. Şimdi burası da önemli. Aslında buraya da bir vurgu yapmam lazım. Sonra Hz. Musa ile Firavun görüşmeleri, müzakereleri devam ediyor. Bir yerde geçmişte hatırlarsanız. İsra Suresinin bir ayetini konuşmuştuk. Musa Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'a gittiği zaman şöyle cümleye başlıyor. Sen de iyi bilirsin ki diye başlıyor. Hz. Musa Firavun'a da demek ki o kadar bildirmiş ve o da inanmış ama inadına devam ediyor ki Firavun Kur'an'a göre de, Tevrat'a göre de e, Firavun aşırı derecede inatçı birisi karakter olarak. Bu inatçılıkla iman etmiyor. Hz. Musa'ya e, zaten bir şey olmaz manasında bir dalgınlığına mı geliyor artık neyse. E, izin istiyor Hz. Musa. Ben kavmi bırak kavmimi çıkartayım başka bir şey istemiyorum diyor. Başka bir şey yapmayacağım diyor. Tamam diyor istersen çıkartabilirsen çıkart gibi diyor. Ve Hz. Musa kavmine kesin dönüşü için toparlıyor. Kavmi tabi düzgün davranmıyor ister istemez çıkarken yanlarında insanların e, zinetlerinden, altınlarından filan hırsızlık marifetiyle çalıyorlar. Onlarla beraber Hazreti Musa günü geliyor e, yola koyuluyor. Taha suresinin 77 ve 78. ayetlerini konuşmuştuk. Birazdan bir daha konuşacağız. E, Hazreti Musa'ya Allah onlara güvenli bir yol açmasını söylüyor kavmine. Sonra diyorlar. E, o güvenli yoldan giderlerken işte güvenmesini korkmaması gerektiğini, arkadan bir orduyla vazgeçiyor sonra firavun onları takip ediyor. Halk da onların takip ettiğini görünce korkuyor. Sonra Hz. Musa onlara diyor ki korkmayın. Ben Rabbim bana yol açtıktan sonra niye korkayım? Daha önce bir kısa bir şey konuşmuştuk. Sonra gene Tevrat'ta da var, Kur'an'da da aynı şekilde var. Yerden bir çalı, çubuk, asa neyse alıp vurduruyor veya Tevrat'ta elini koyduruyor suya. E, su yarılıyor, Kızıldeniz yarılıyor. Sonra onlar geçiyor, arkadan Firavun'un askerleri de giriyor suya, Kızıldeniz yoluna. Sonra Hazreti Musa tekrar elini koyuyor veya çalıyı çırpıyor suya. Ondan sonra su kapanıyor, onlar helak oluyor. Sonra çıkıyorlar Kızıl e, Kızıldeniz'den. E, kendisine vaat edilen, kendisiyle beraber olanlar. Yoksa İsrail vatandaşlarına falan manasında değildir bu. Musa peygamberin Aleyhisselam yanında kim durabiliyorsa tırnakta söylüyorum. Onlara Allah vaat ediyor. Yoksa bir ırka vaat etmiş değil. O gün Musa'ya iman, Musa Aleyhisselam'a iman edenlere Allah vaat ediyor. Musa'nın imanlı iman etmiş ümmetiyseniz problem yok ama başka birisiyseniz size vaat edilmiş olmuyor. sonra Kızıl Denize geçiyorlar, Sina çölüne yaklaşıyorlar. Bu burada Hazreti Musa'ya bir emir geliyor. Diyor ki size vaat edilen topraklara girin. Hazreti Musa oraya girmek için e, halkıyla e, müzakerelere başlıyor. Oraya gireceğiz, şöyle gireceğiz, filan derken konuşmaya başlıyor. Halkı diyor ki İsrailoğulları, o sen bizi kötü bir yere çağırıyorsun filan diyor. Tevratta bir detay var. Ya ölecek yer yok muydu diyor. E, Kızıl denizin başında da, Mısır'da mezar mı yoktu da bizi buraya getirdin, çölün ortasında öldürüyorsun filan diyorlar Hazreti Musaya. Hazreti Musa'ya diyorlar, ki biz o şiddetli bir kavim var orada bugünkü Kudüs toprakları, Kudüs ve civarı. Orada şiddetli bir kavim var, biz onlarla savaşamayız. Sen bizi ölüme götürüyorsun, git kendin ve Rabbin savaş, savaş diyorlar. Sonra Hz. Musa Rabbini iticade bulunuyor, Allah'a iticade bulunuyor aleyhisselam. Ee, Kur'an'da var bu. Ya Rabbi ben nefsim ve kardeşim Harun'dan başkasına söz geçiremiyorum. Onlara bu lafı dinletemedim, e, e, senin gönderdiğin buyruğa uymadılar. Na, ne yapayım gibi bir beklenti içerisinde Allah onları 40 yıl orada sürgüne tabi tutuyor. Orada 40 yıl, e, Sina çölünde 40 yıl sürgün hayat yaşıyorlar. Fakat bu çölün 3. ayında Hz. Musa'ya vahiy iniyor. Tabi işte e, tur dağına çıkıyor filan. Orayı da söyleyeceğim. E, bu çölde kalırken uzun yıllar, e, 40 yıl az değil, 40 yıl nesil değişir. Hz. Musa'ya isyan eden nesil değişiyor gibi düşünün. Ee, yiyecek, içecek muhabbeti var, Kuranda da var, Tevratta da var. Kur'an, Kur Kur bıldırcın neti ve kudret elvası gönderdiğini söylüyor, gökten. Onlar diyor ki ya Musa her gün her gün aynı e, şey gelmez yani her gün kudret elvası bıldırcın neti filan. Yani biraz hani şöyle e, tahıllardan olsa, bakliyat olsa, ne bileyim hani soğan olsa, mercimek olsa filan diyorlar. Böyle Allah e, Allah'tan bunları da iste bizi de göndersin diyorlar. Gidin orada şehirde var zaten o diyor. Gireceğiniz şehirde zaten var diyor. Bu Sina çölüne ilk gittiklerinde Sina çölünde Tur Dağı'nda Hazreti Musa e, vahye muhatap oluyor. Üçüncü aydan sonra iki defa e, Tur Dağı'na çıkıyor. İlk çıktığında Hazreti e, Musa Allah'ı görmek istiyor. O kadar yakın. Kur'an bir fısıltının duyulacağı kadar Hazreti Musa'nın yaklaştığını söylüyor. Bu kadar yakın anlamında. Yoksa Hazreti Musa Allah'ı görmek istiyor. Daha tecelli var. Hazreti Musa Allah'ı göremiyor. Böyle bir şey yok daha bir tecelli var. Daha bir bak azameti gör sen sonra bu kadar bir işten sonra beni görmek hala istiyor musun bir ona karar ver demek. Şey bu. Aslında Allah bir şiddetli bir patlamayı göstererek Hz. Musa'yı ondan vazgeçirmiş oluyor. Yapamayacağı bir şeyden yapamayacağı bir şeyi inatla istemekten Hz. Musa'yı vazgeçiriyor. Bir şey inatla istiyorsunuz istiyorsunuz şiddetli bir şey görüyorsunuz. Aa iyi ki devam etmemişim durmuşum istemeye diyorsunuz. Daha gördükten sonra Hz. Musa vazgeçiyor. Sonra Hz. Musa'ya taş tabletler var, levhalar var. Kur'an'a göre on emir falan diyemiyoruz. On emir gerçi İsra Suresinin ayetlerinde de aşağı yukarı benzer bir şekilde var. E, ortak şeylerdir aslında. Çok da fazla hani böyle e, Yahudiliğe özel, Hristiyanlığa özel bir şey diyemeyiz ona. E, o taş levhaları, Tevrat'ın yazılı olduğu taş levhaları veriyor. Hz. Musa Tur'dan'dayken aşağıda kavmi de Mısır'dan çaldıkları altınları eriterek Samiri adında Sümerli demek zaten. Sümerli birisi onların arasına karışmış bir heykel yapıyorlar. bu heykeli. bu heykelinde de önünden ve arkasından boşluklar olduğu için rüzgar sesleri çıkıyor. Hava sesi çıkıyor. Eski Mısır inancında da bu tanrıların birbiriyle konuşması anlamında oluyor. Yani ilahi bir şey vardır filan gibi onları yutturuyor Samiri tabi. Ben Musa'ya gelen meleğin tozlarından topladım koydum filan gibi yalanlar da arkasına katıyor. Burası önemli aslında eğer kutsallığa inandıracaksınız bir şeyi. Kimi itaat edilmez bahsinde hallaf ve mehin kelimesini kullanmıştık hatırlarsanız. Kalem suresinin 10. ayetinde 11. ayetinde. Dini argümanlarla insanları inandırıyorsunuz. Yani bu alçaklığın bir başka pozisyondur. Aynı alçak samiri dini argümanlar. Musa'ya gelen meleğin kimde bıraktıkları nurdan kattım ben buna diyor. O yüzden bunu sevdiniz. Yoksa bir heykel neyin seveceksiniz? İlahi bir resinti var bununla diyerek kandırıyor. Dini argümanlar kandırılmak için, dini argümanları kandırmak için kullananlar alçan ta kendisidir demek aslında. Mehin diyor Kur'an çünkü. Alçak demek. muhanet O. Sonra e, bu zayi taptıklarını görüyor Hz. Musa. Turdağından 40. gün indikten sonraki Kur'an'da Hz. Musa'nın niye acele geldiği sorusu var. Niye acele ettin diyor Allah. Dolayısıyla acele etmese belki bu işler olmayacak ama acil çıkmış yukarı bu heyecanla. Vahiy heyecanıyla yukarıya acil çıkmış. Hz. Harun'un saçından tutuyor yere atıyor filan. Sen mi izin verdin bunlara filan diye. Kızgınlık öfkeyle tekrar taş, taş tabletler levhalar kırılıyor. Bir vayet odur ki yani bu İslam kaynaklarda bulmak zor bu tür şeyleri. Hani kutsal ahit sandığı var. Bugün İsrail'de aradıkları. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın Aksa, Aksa Mescidi'nin altında aradıkları. O ahit sandığının içerisine bu taş tabletler kırıntılarından da koyduklarını söylüyorlar. Sonra Hz. Musa e, onlardan 70 tane insanla tövbe için gidiyor. Tekrar tuhara çağrılıyor, tövbe etmeleri için. 70 ileri gelen yaşlılarından 70 tanesini Allah çağırıyor. Tövbetinler diye beraber tövbe etmek için 70 tane ileri gelenlerini çağırıyor. Önemli bir vurgu aslında bu. Madem topluluğunuz bir hata etti, ileri gelenler tövbetsin önce. Çünkü halkın dini onlara göre şekilleniyor. Halkın inancı yukarıya göre şekilleniyor. Ee, yukarı bozuksa halkın inancı da bozuk oluyor. Bu kadar. O yüzden yukarıdan 70 tane adamı çağırıp tövbe etsinler diye. Geliyorlar bu e, zavallılar. Ya Musa sen e, Rabbini gördün mü? E, bir, bir bu kadar gelmişken bize de görünse falan diye e, Hazreti Musa'ya ricada bulunmasını istiyorlar. Hazreti Musa daha önce o dağ patlaması şokunu yaşadığı için ee, malum meşhur bir dua var hatırlarsanız Ya Rabbi içimizdeki beyinsizlerin Ahmakların yüzüne bizi merak etmezsin Değil mi? Duasını orada yapıyor Sonra bu e, Tur e, Sina çölündeki bu 40 yılın Hz. Musa'nın hayatının son 40 yıldır bu e, Oradan e, ilerliyorlar ve yaklaşa yaklaşa Hz. Yuşa zamanında e, Kendisinden sonra Hz. Harun'un önce öldüğünü düşünüyoruz Tevrat'ta böyle bir e, ima var Hazreti Yuşa kendisinin yeğenidir aslında. O Hızır kıssasında geçen Genc'e deniliyor. Ee, onun e, zamanında Kudüs topraklarına kadar giriyorlar ama Kudüs'e girmeleri çok geç. Aşağı yukarı e, burada Tevrat da Levillerin elinde kayboluyor. Hz. Musa'nın vefatından sonra yaklaşık 400 yıl kadar da 400 440 yıl kadar da Tevrat'ın sürgün hayatı var. Tevrat gündemde yok. O yüzden sapıtıyorlar. 400 sene sonra ee, ta ki Hazreti Davud'un e, krallığına kadar, Hazreti Davud'dan e, kral olduğunda tekrar tekrar e, iş canlanmış oluyor. E, şimdi e, burada e, Hazreti Davud'un krallığına kadar Tevrat'ın gündemden kalkması, Hazreti Musa'nın ölüşü filan bu sonraki süreçin, Hazreti Musa'nın ölümünden sonraki süreç. Şimdi e, Hazreti Musa e, vefatından önce şehre kadar yaklaşıyorlar. Aslında bir duası var. E, bu duada şu, Ya Rabbi e, beni o vaat ettiğin kutsal topraklara kadar, onları görene kadar ömrümü uzun et, canımı alma diye bir duası var. Bu bir e, sünnette de var, hadiste bir sahip, hadis kaynaklı bir cümle bu. Sonra Hazreti Musa'ya uzaktan da olsa Kudüs toprakları, vaat edilen toprakları görene kadar Allah onun yaşamasına izin veriyor. En son geliyor, geliyor derken Tevrat'a göre buralar da dağılıyor, hikaye dağılıyor. Hatta cenaze töreniyle alakalı bile melekler bir çukur kazmışlar ne olur beni oraya gömün falan gibi böyle şeyler var. Kur'an'ın bu ihtilafları çözmesi için mutlaka konuşmamız lazım. Yoksa aksi takdirde sıkıntılı olur. Burada Hazreti Musa'nın vefatı denildiği gibi, işte hadisteki gibi yakın bir mesafeye gelene kadar olmuyor. O yakın mesafe. Bugün Nibud'a çok uzak bir mevki değil. Aşağı yukarı 90-95 kilometre kadar e, bir şey var. Ben birkaç kez gittim o bölgeye. Ürdün'e birkaç kez gittim. Ama nedense nasip olmadı o Nibu gitmek. Yani halbuki Ürdün tarafında da bir Musa kabri var olduğunu söylüyorlar. Tarih kayıtlar neyi gösterir? Ancak e, çok yaklaştığını biliyoruz. Nibu Dağı'nda mıdır? Gerçekten bugün e, Kudüs'teki tarafta, Kudüs tarafında bir o Lut Gölü'ne yakın, Deniz'e yakın bir yerde Musa kabri var. Orasını da gerçekten bilemiyoruz, bilemeyiz. Şimdi Hazreti Musa'nın genel itibariyle hayatı bu. Ee, yaşadığı hayattan e, kısaca tarihi olarak bahsetmeye çalıştım ama kısa diyorum. Ama saat 9.21 olmuş bu arada benim e, saatimle, Türkiye saatiyle 9.21'i gösteriyor. Dolayısıyla Hz. Musa'nın hayatına bir çırpı tane e, bu kadar, ancak bu kadar ben anlatabildim. Dediğim gibi Kur'an'da 34 surede bahsediyor, 136 defa bahsediyor. E, Kur'an'da adı en çok geçen bir peygamberden bahsediyoruz. E, şimdi bu peygamberin hayatından evet bizim e, bize dokunması gereken, bizim e, almamız gereken işaretler neler? Yani biz iniş pistinin nerelerine e, lambalar koyacağız? Şimdi o lambaları birer birer istersen oradan koymaya çalışalım. Birincisi e, Taha suresinin 39. ayeti bir de Kasas suresinin 9. ayeti var. Hz. Musa'nın sevimli olduğu vurgusu var. Yani e, Hz. Musa Firavun'un hanımı veya kızı ne fark ederse e, Tevrat'a göre e, derseniz Tevrat'a göre kızı, Kur'an'a göre hanımı. E, biz e, Enem en suresinin 176. ayetinden hareket edeceksek o zaman Firavun'un eşi. Firavun'un eşi e, nehirdeyken ee, Hazreti Musa'nın içinde bulunduğu o sepet yanlarına kadar geliyor. Hazreti Musa'yı görünce Firavun'un eşi onu çok seviyor. Sevimli olduğunu Kur'an söylüyor iki ayette. Yani e, sepetin içindeki Musa sevimli. Eğer sevimli olmasaydı çok güzel bir yaratılışı var. Sevimli olmasaydı e, Firavun'un eşinin de dikkatini çekmeyecekti. Ne anlarız buradan? Zaten öyle bir tehlike bekliyor. Aslında o sepetin içindeki sevimli olanın da ölüm emrini vermiş. O sarayın sahibi, o kadının kocası, o kadının kocasının uykularını kaçıran, rüyalarına kabuslarına giren de zaten bu çocuk. O sepetin içindeki çocuk. Dolayısıyla bu kadar korkunç bir imajı var aslında o kadının kocasının tarafından zihninde Hz Musa'nın. Ancak sepetin içerisinde kadın onu görünce çok seviyor. Mesela şu. Bu kadar tehlikeli görüldüğünüz yerlerde Allah ne yapar yapar bir şekilde sizi sevimli gösterebilir. Yani bu sevimlilikten dolayı da sizin vasıtanızla cereyan edecek herhangi bir şey varsa bu herhangi bir şey dediğiniz neyse o firavun kendisi de olabilir zulmü de olabilir. Bu sevimliliğiniz marifetiyle hallolmuş olacak. Dolayısıyla e, sevimli gözükme işi sepetin içerisinde masumiyet sevimli ifade ediyor. Hz. Musa'nın sevimliliği aslında o sarayın girişini de saraya saraya giriş bileti de oluyor. Bize ne ifade ediyor 2017'nin 15 Haziran'da şu. Eğer bir gün Hz. Yunus'tan tekrar söyleyelim. Ninova'dır, Firavun'un Sarayı'dır, şudur budur ne anlarsanız. Döneceğiniz bir yere dönecekseniz sepetin içerisindeki kadar sevimli olmanız lazım sevimsiz olma hakkınız yok. Eğer Firavun'un firavunluğunu, zulmü durdurmak istiyorsanız, Firavun'u yıkmak istiyorsanız, Firavun'un korkuları olan, kabusu olan, uykularını kaçıransanız eğer Musa gibi sevimli olmalısınız ki bu sizin giriş biletiniz olsun. Firavun tarafında hadi almayalım derseniz, orası sert oluyor derseniz, bir yere giriş biletiniz sizin sevimliğiniz olabilir demek. Nereden anlıyoruz? Meryem suresinin bir ayeti daha var. Ve ibadur rahmanul lezine yemşun alel ardı hevnen diye bir ifade var. Allah'ın, Rahman'ın harika kulları, güzel kulları yeryüzünde hem, hem yumuşak geçişlik demek, işleri kolaylaştıran, aynı zamanda sevilen demek. Aynı zamanda ikinci bir anlam daha var, güvenilir demek. Güvenilir, işleri kolay kılan bir de sevimli. Allah'ın yeryüzünde, Rahman'ın yeryüzünde işleri kolay kılan sevimli ve bir de güvenilir kulları var diyor. Bu adamlara bir hani aynı ayetin devamı çok malum bir yerdir. Ve idâ hâ tapahumul cahilûne kâlihu selâmâ diyorlar. Onlar. Yani e, cahillerle de muhatap olduklarında onlar e, selam olsun benden sana zarar gelmez der döner giderler diyor. Şimdi sevimlik kapı açar, kapı aralar. Buradaki sevimliliği o e, ayetteki e, ifadelerle anlayalım. Hem kolaylık sağlayan, kolaylaştırıcı, hem güvenli hem de sevimli. Yani bir müminin sevimsiz, kaba, saba, zorlaştırıcı veya güven vermeyen birisi olma hakkı yok. Eğer bir kapı açtırıyorsanız sepetteki Musa'nın sevimliliği gibi sevimlilik kapı açtırabilir. Bu cicilik, şirinlik falan anlamında değil. Tekrar söylüyorum o diğer ayete, Kur'an'ın ayetinin diğer ayetin tefsiriyle yapalım bunu. Güvenilir, hevün kelimesinden güvenilir, kolaylaştırıcı aynı zamanda da e, sevimli yani kendinden uzaklaşılmaması gereken birisi olursanız saltanatını yıkmak istediğiniz firavunun kapısından girebiliyorsunuz ya da bir zulmü durdurmak istiyorsanız kendisinden uzaklaşılacak kadar sevimsiz, zorlaştırıcı, aynı zamanda güvensiz olamazsınız demek. Ki. Vurgu bu. ...bir sıkıntı yok değil mi? Hakan. Yok iyiyiz abi iyiyiz bir problem yok. Hı -hı. Tamam. <laughs> e, i̇şte iki erkek çocuğu... ...olacak yani, böyle enteresan şeyler oluyor... ...sizin de böyle... <laughs> ...tecrübeleriniz olmuştur. Şimdi e, e, Hakan abi... ...benim e, bu e, son söylediğiniz... ...kısımda anladığım... E, ...şimdi e, İsrailoğullarının... ...erkek çocuklarını öldürmeye karar veren... E, ...sırf tahtını e, korumak için... ...buna karar veren Hı -hı. bir zorbalık... ...bir zulüm, bir zalim var... E, ama e, tam da korktuğu başına geliyor, e, onun işte saltanatını sonlandıracak, zulmü bitirecek çocuk e, o sarayda yetişiyor. Ama orada e, o çocuğun sevimliliği, yani albenisi, sempatikliği hı hı. E, zalimi değil de zalimin yanındaki vicdanı ölmemiş bir kadını evet, ikna evet. ediyor. E, zalimi o, de ikna edebilecek bir kadın e, zalimi de ikna edebilecek bir kadını ikna ediyor. Bu, evet. bu herhalde burada e, sevimliliği, sempatikliği efendim e, tatlı sözlülüğü kullanacağımız yeri de gösteriyor aslında. Yani biz Yani, yani bu, bu kadın kimdir bugün filan diye arayamayız burada ama bu şu yani bu günün birinde hani Hazreti Yunus'ta da konuştuk ya kulaklarda mutlaka iyi sadalar, sesler bırakmamız lazım. Yani kötü olma şansı yok. İyilerin kötü olma şansı yok. Böyle hani şansı bu. Hani Türkçe diye öyle e, kalıp diye kullandım. İyilerin kötü olma diye bir durumu olamaz. Yani böyle bir lüksleri yok yani. Yani e, eğer bir zulümü durdurmak istiyorsanız kötü olma durumunuz yok. Musa'nın sepetteki sevimli kadar oraya albenisi olabilecek bir halde gitmeniz lazım. Veya Ninova'nıza tekrar dönecekseniz Ninova'lılar sizi adam güzel adamdı ya. Yani kötü de bir şey söylemedi. Hakikaten bak dediği de oldu. Vay be biz ne yapmışız diyebilecek kadar utanç duyabilecekleri bir iyilik karşısında. Bu Hazreti İsa'nın İncil'de bahsedilen bir e, olayla alakalı da sağ sol yanak dönme işiyle. utanacak kadar, karşındaki utanacak kadar iyi kalma gayret. Bu sepetteki sevgili Musa'nın bize öğrettiği ders bu. Evet, Tabi e, tabii e, bitmiyor iş. E, Hazreti Musa bize evet. daha çok şey öğretiyor. Evet, Yedi tane daha var. Şimdi birinci... <laughs> hızlı hızlı söyledim birkaç tanesi ama bu hızlı hızlı söyleyeyim bunları da. Yani tamam. En azından kayıtlara geçmiş olsun. İkincisi e, annesinin geceyi rahat geçirmesiyle alakalı. Daha önce ilk günlerde bir yerde hızlıca bir geçmişti. Kasa suresinin 10. ayeti sabırla alakalı. Annesi evladını sepete koymuş. Evlat gitmiş sarayda. O Mirjam ablası giriyor takip ediyor. Size sütlemle bulayım diyor ama birkaç gün geçiyor ister istemez. Annesinin doğum, kimin doğum yaptığını test etmeye çalışacaklar. O yüzden e, bu doğum yapma esnasında annesine Allah e, Musa'nın annesi sabaha kadar gönlü boş olarak sabahladı diyor. Gönlü boş. Ona Allah bir metanet verdi. Bir dinginlik verdi. Bir sabır hali verdi. Bu sabır hali ne yaptı? Hazreti Musa'ya annesine e, vermesine rağmen. Bu arada Hazreti Musa'nın annesi de boş bir kadın değil. Sıradan bir kadın değil. Ona ilham ettik diyor Kur'an. Allah ona bir şeyler bildiriyor. Böyle bir durum var. Yani vahiy manasında değil ilham anlamında ilham kullanıyor Kur'an. Hz. Musa'nın annesinin gönlü boş. Annesinin aklı Musa'da kalmıyor. Dolayısıyla eğer Musa'da kalırsa ne olur? Bırakın oğlumu o benim oğlum filan hani olur ya bir gün bir şey olur aniden coşar duygu patlaması yaşar verin oğlumu filan der aa bu senin oğlun mu? Kıt diye keserler sonra. Onu da onu da. Bu oyunu kurdun filan der diye onu da keserler. Dolayısıyla e, Hazreti Musa'nın annesine bir metanet veriyor. Gönlüne bir rahatlık veriyor. Başında çok büyük, büyük bir musibet var ama gönlü rahat. Ya bu bir yerden tanıdık geliyor mu? Başında dünyanın en büyük felaketlerinden birisi olsa gönlü rahat. Allah Allah. İlginç bir şekilde millette bir sekine hali var filan gibi. Vakur. Sekine bu arada vakardır. Yoksa böyle gizemli bir hal filan değil. Vakar. Efendilik. Türkçesi bu. Efendi kelimesi çok harika bir kelime. Efendi efendi böyle. E, mümin efendi insandır aslında. Beyefendi veya hanımefendidir. Bu efendiliğe biz vakar diyoruz. Sekine bu. Vakar hali. Adamın başına bin bir türlü bela getirmişsiniz. Adam ağzını açıp küfür etmiyor. Yumruğunu sıkıp masaya vurmuyor mesela. Bu adama sekine inmiş demek. Bu adam vakur demek. Bu gerçek beyefendi, gerçek hanımefendi bu demek. Hazreti Musa'yı hanımefendi orada annesini yapan... Allah'ın indirdiği sabah kadar gönlü boş ferahladı diyor. Yani heyecanlara kapılıp duygu patlamaları yaşayıp işi berbat etmiyor Hazreti Musa'nın annesi. Mesaj ne bize? Hızlı geçeyim. Mesaj şu bakın Musa'nızı kucağınızdan alınmış, kaybetmiş olabilirsiniz. Musa kucağınızdan uzaklaşmış olabilir. Sakın duygu patlamaları telaşlar yaşayıp bu sabrı bozup vakarı metaneti, efendiliği bozup olay berbat etmeyin demek. Mesaj bu. Başınıza iş geldiyse, bize mesajı, başınıza iş geldiyse heyecanlarınız, yol bilmezliğiniz, yordan bilmezliğiniz, üslupsuzluğunuz, bir takım sıkıntılı duruşlarınız sizin e, Musa'nızı öldürecek pozisyona gelebilir. Dolayısıyla siz Musa'nızı, bu mefküreniz, idealiniz, fikirleriniz olabilir, duygunuz, düşünceniz olabilir veya insanınız olabilir. Bence burada insan diye konuşmak lazım. Bugüne kadar yetiştirdiğiniz bu asil kaliteli müminleriniz olsun diyelim Musa'nız. Sepete koydunuz bir yerlere gönderdiniz. Dünyanın dört bir tarafına sepette Musa gönderdiniz, ihraç ettiniz. Eğer o Musa'ların hatırını kolluyorsanız biraz bakarlı olun demek. Elinize ayağınıza hakim olun, dininize hakim olun. Dolayısıyla bu ağırlık hali sizden kaybolur giderse heyecanlar, duygu patlamaları yaşar. Musa'dan da olursunuz kime etmiş olursunuz? Musa'ya etmiş olursunuz. O yüzden konuşan da, yazan da, çizen de, tavır alan da mutlaka sadece kendin değil bir başkasının başkalarında başka Musa'l, sepetteki diğer sevimli Musa'ları da düşünmek durumunda kalmalıdır mesajını çıkartıyoruz. Üçüncüsü hemen hızlı geçiyorum. Tuğra acele çıkışı var bunu vurgulamıştım. Eğer acele acele sizden beklenenden daha acil olsun istiyorsanız işi oluşu yaratma planını hesaba katmadan hep kendinize e, sebeplere bina edip şunu da yaparsak böyle olur bunu da yaparsak şuraya 3 bina dikersek şu kadar adam yetiştiririz. Ne bileyim şu kitabı da yazarsam var ya millet imana gelir filan. Şu vaazı da edersem şu olur bu olur yapmayın böyle değil. Acele bir şey yok. Her şeyin bir oluşu var. Teenniyle Allah bile teenniyle davranıyor hareket ediyor. Teenniyle hareket ederseniz arkanızda felaketler bırakmazsınız. O yüzden yavaşlık değil bu malının, yükünün kıymetini bilmek demektir. Sırtında cam taşıyan adam voleybol oynayamaz, zıplayamaz, hoplayamaz. Öyle bir şey olmaz. Cam taşıyor, nasıl hoplasın? Para taşıyan adam öyle rahat rahat davranamaz. Ee, kuyumcu çantaları olurdu. Yani o öyle rahat rahat gezemezsin. Her yere giremezsiniz öyle. Dolayısıyla temkinli olun, dikkatli olun, tedbirli olun. Teenniyle yavaş 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 oluşu seyri yaratma planına göre düşünün, oraya göre odaklanın, ona göre yapın diyor. Eğer öyle yapmazsanız, acele çıkarsanız arkada yapmak istediğinizin tam tersi bir tabloyla. Çünkü vahiy almaya çıkan Hazreti Musa Aleyhisselam dönüşte putperest bir toplulukla karşı karşıya kalıyor. Tam tersiyle karşılık görürsünüz. Tam tersini gözleriniz görür. Aman ha acele etmeyin demek. Teenni. Acele yok. Şu kadar bina yaptım. Şu kadar işte şunu yaptım. Hemen şu oldu. Öyle bir şey yok. Yaratma planına göre merkeze onu alın kendiniz ona odaklanın. Yoksa yapabildiklerinize şu kadar paramız var, şu kadar adamımız var, orada da şunumuz, bunumuz var filan derseniz maksadınızın tam tersiyle bir tabloyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Mesajı bize veriliyor. Tuva'da bir terlik hadisesi var. Bir şey mi söyleyecektiniz? Ben mi araya mı ee, yo aslında ben e, yo, yo, bir şey söyleyecektim. Aklıma bir şey geldi ama <gülüyor> e, <gülüyor> şu an not alıyorum. Evet abi. Ee, hani hatırlarsanız e, Medya'ndan sonra Hz. Şuayb'ın kızıyla evleniyor, tekrar e, Mısır'da yönetim değiştiği için yargılanmayacağı ümidiyle Mısır'a dönüyor. O arada yolda Tuva Vadisi var. Ee, Sina Çölü'nde bir yer bugün. Tuva Vadisi'ne kadar geliyorlar. Ani hava değişikliği var. Soğuk sıcak, aşırı derecede soğuk oluyor akşam. Eşi Hazreti Şuayb'ın kızı dişleri birbirine vuracak derecede titriyor üşüyor. Ne yapayım ne yapayım diyor. Gece karanlık ateş yok Hazreti Musa. Birden bir çallık yanıyor orada. Bir keven yanıyor. Ateşi de görünce bizden başka yolcu da varmış diyor. Gidiyorlar. Gidiyor, gideyim oradan ateş alayım. Hem ışık olur bize. Aydınlatır. Hem de ısı olur. ısıtır bizi diyor. Üşümeyiz diyor. Ateşin yanına gidince Taha suresinin 10 ve 12. ayetleri bu. Melek onunla konuşuyor. Rabbim seninle konuşacak diyor. Hazreti Musa ile Allah konuşuyor. Ya Musa ben sen Rabbinim diyor. Eee ve orada ilk emrini verecek. Ama onu emri verirken burası kutsal Tuva Vazidir e, ve burada terliklerini çıkarıyor. Aynısı Tevrat'ta da var. Aynısı. Aynı emir Tevrat'ta da var. Hazreti Musa'ya terlik çıkarttırıyor Allah. Kutsal bir vadi ve Allah terlik çıkarttırıyor. Ben bunu e, çok anlatıyorum. E, Halun nalin deniliyor. Fahle nalik diye emir zaten öyle. Nalın, nalin, Türkçe'de nalın saadet var. Peygamberimizin terlikler terlikleri var. İki tane Topkapı Sarayı'nda satılıyor. Üçkağıtçının biri taklidin satıyordu hatırlarsanız. Siz daha önce geçmiş miydi bir şey hatırlıyorum yani. Tabii tabii şey ateşte yanmayan kefen satan, evet. adam, e, satan adam. Rüyada peygamberi, peygamberi görmeyi sağlayan terlik satıyor. Satan adam. E, sakal evet. şerif suyu satan adam. E, terlik satan adam. Nale-i saadeti satan adam. Sonra hiç bunları yapmamış gibi ekranda çıkıp bana bunu diyorlar diyen bilmem nedir filan diyen adam. En sonda e, gariban işçilerin e, aldıkları tazminatlara falan e, müdahale ettim. Canım şey. benim diyesiniz siz geliyordunuz. Neyse bunlara bir gün bir psikiyatrist herhalde geçti canım geçti geçti sen al şu ilacı falan dese keşke bir psikiyatrist bir topluluğu bu arkadaşlara bu hezeyanlarının bu e, psikozlarının geçtiğini ne bileyim hani gömleklerini giydirip bu arkadaşlara böyle geçti canım geçti diye başlarına okşasa bir grup psikiyatrist. İnşallah. Şimdi bu terlik çıkart diyor. Kutsal Tuva Vadisi terlik çıkart diyor. Halbuki yani terlik niye çıkarsın Hazreti Musa? Aynı toprakta yürüyor. Kirden dolayı de değil. Çok hızlı geçeceğim burayı. Mukaddes Tuva Vadisi'ne toprak parçası olarak mukaddes sayılan dört yerden biri. Medine, Mekke, Kudüs'ün kendisi adı zaten üzerinde. Bir de Tuva Vadisi. Bunun haricinde herhangi bir yere mukaddes diyemezsiniz. İstanbul mu, şura mı, bura mı? Mukaddes diyemezsiniz yani başka bir yere. Yani cami kurduğunuz alana bile mukaddes diyemezsiniz. Orada mukaddes bir şey ibadet yaparsınız. Onu da Allah sizden istediği için. Yoksa camilere Allah'ın evi demek yani dinen bunu temellendiremezsiniz. Yani cami yıkarsınız başka bir yere yaparsınız veya cami yıkar yerine başka bir şey yaparsın. Mesela söyleyeyim ben Fatih'te böyle bir cami var. Yerine bir muhallebici açarsınız mesela. Orada Allah'ın evi olmaz mesela öyle derseniz. Şaşırırsınız yani. Camiyi yıkıp yerine muhallebici kim açabiliyorsa açar mesela. Siz de ıh <laughs> diyemezsiniz sonra. Ee, kala kalırsınız böyle. Veya işte bir belediye borçlarından dolayı İstanbul Libadiye'de tam meydandaki camiyi satar sonra diyemezsiniz yani Allah'ın evi satılırım mı falan diye kimse bir şey diyemez yani mesela 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 diyorum yani birçok misal var bununla alakalı. Evet, evet. Ee, Hakan abi ince gördünüz hani böyle <laughs> bir tabir var ya çok ince gördü diye. Gözü <laughs> <laughs> bilenler e, en azından ne olduğunu evet. Evet Hz. Musa'ya niye terliklerini çıkartmasını terlik istiyor? Terlik çıkarttırması şu. Kumdan oluşan çölde, çöl parçasında terlik çıkarttırıyor. Çünkü Allah Musa'ya hitap edecek. Vahiy nereye muhatap olur insanda biliyor musunuz? Bir zihne, iki kalbe. Kalp ve zihne muhatap olacağı için Allah, dünyanın en mukaddes vadilerini Allah söylüyor. Allah'ın orada muhatabiyetiyle gireceği şey Musa'nın zihni ve kalbi. Bugün de vahiy okurken, Kur'an okurken kalp ve beyinle okumanız lazım. Zihinle okumanız lazım. Yoksa olmuyor olmaz ikisi bir arada olmazsa olmaz sıkıntı yaşarsınız. O anlayamazsınız zaten problem olur. Dolayısıyla dünyanın en mukaddes iki vadisi hem zihin vadisi hem kalp vadisi. Hazreti Musa'ya mesela şu bundan önce yaşadığın hayatı bir geride bırak demek. Yolun lekeleri var. Mevlana'nın harika bir sözü var. Dünyada yaşanmaz geçilir diyor. Dünya yolundan geçerken ayağımıza topladığımız lekeler var. Öfkeler, hırslar, önyargılar, benlikler, gurur, şu bu filan ne bileyim hani istekler, arzular Bunlar dünya çamurları, ayağımıza bulaşıyor. Bizim e, Kur'an vadisinde yürürken ayağımız neresi olabilir? İki ayağımız var, kalbimiz, beynimiz. Tek ayakla zıplaya zıplaya değil. Hem burayla hem burayla Kur'an vadisine basarız. Dolayısıyla Kur'an vadisinde, muvahi vadisinde ilerlerken ya Musa buraların terliklerini çıkar. Kalbindeki ve zihnindeki terlikleri çıkar. Niye? Daha önce buralara dünya tozu toplamış olabilirsin. Buradan öncesiyle buradan sonrasını birbirine karıştırma demek. O zaman dünyanın en mukaddes vadisi zihindir, kalptir. Bu iki yere girenlerin mutlaka dünya tozlarını geride bırakması lazım. Bunu anlıyoruz. Kalbe giren de işi kalpli, insan kalbiyle olan da insan zihniyle, bilgiyle ve duyguyla işi olan o zaman ayağının tozundaki, ayağın terliğindeki tozları, çamuru mutlaka ama mutlaka bu iki kutsal vadiye girerken mutlaka dışarıda bırakmalıdır mesajını arıyoruz. Yani bir insanın sevmeye dair bir faaliyet yapıyorsanız veya bir insana e, duygunuzu, düşüncenizi anlatmak istiyorsanız daha önce aldığınız yolun tozlarını onun kalbine ve zihnine bulaştırmamanız gerekir. Maalesef ama maalesef dindarlar bundan çok uzak. Çünkü herkes karakterine göre kendi karakterinin dinini anlatıyor maalesef. Adam softa yobazın teki dini de yobaz gibi anlatıyor. Ondan dinleyen de aha görüyorsunuz İslam buymuş diyor. Şimdi adamın işi gücü paraysa dini para eksenini anlatıyor. Mesela işte yani akla gelmesin diye zorlamıyorum kendimi. Adamın işi gücü şehvet, ee, zihni bir şey diyeceğim de yani çok özür diliyorum demeyeceğim ama ee, siz anlatınız onu. Aklı fikri başka bir yerdeyse hep dini ona göre anlatıyor. Adamın işi gücü orası başka bir şey yok. Kadın hakları falan diyemiyorsunuz adama şu bu filan. İşi gücü şehvetse adamın dinini oradan anlatıyor öyle diyeyim yani. Ağzı, zihni başka bir yerde çalışıyor adam. Çok özür diliyorum. Dolayısıyla adamın kendi neyse dinini de öyle anlatıyor. Bu. Maalesef böyle bir problem var. Halbuki Kur'an'ın mesajı bize bu. Bak. Vahiy hem zihinle hem kalple anlaşılabilecek. Bu iki ayağınızla yürüyebileceğiniz bir şey. Dolayısıyla sizin ayağınızın lekeleriyle hem kalbe hem zihne bir başkasının zihnini kalbini lekelemeyin mesajını veriyor. Tuva'daki terlik misali. Kızıl Deniz yolculuğu var Taha Suresinin 77. ayetini daha önce konuşmuştuk Hazreti Musa'nın kam ile beraber geriye dönüp bakmama sadisesi. o yüzden burayı çok hızlı geçeceğim Hazreti Musa geriye dönüp bakmadığı için Allah'a olan güvenini sarsmadığı için kalbinde zihninde. Allah madem sana yolu Allah açtı o zaman devam et yol bitti deniz geldi ne olur e hiçbir şey olmaz Allah sana yolun bittiği yerde bile sıradan sudan bir sebeple bir kurtuluş yolu açar bir çubuğu şıp diye vurursun denize deniz yarılır sana selametli bir yol olur. Sadece sana selamet getirmez. Seni arkadan korkuttu, korkutarak kovalayan kimse onlara da musibet getirir diyor. Dolayısıyla esas maksat Allah'a güvenin sarsılmamasıdır. Ben Rabbe güvenirim diyor Hazreti Musa. Kavmi arkamızdan geliyorlar. Bizi mezar mı yoktu ki Mısır'da bizi burada öldüreceksen filan diyen kavmine. Rabbim bana yol açtı. Ben geriye dönüp bakmam diyerek giderseniz eğer Musa gibi imanınız sapasağlam, Allah'ın itimadınız sağlamsa e, şıp diye suya neyi vurursanız vurun sıradan sudan bir sebep. Allah'ın bir ihtiyacı yok ki harikalıklara. Biz öyle film çekerken biz aman öyle olmasın illa gizemli bir şey olsun, korkutucu bir şey olsun. Allah sudan bir e, suya bir çubuğu değdirir, Musa'ya güvenli bir yol açar. 2017'de ne yapar? Eğer korkuyorsanız, arkanızdan sizi korkuyla, sizi korkuyla sıradan sudan bir sebeple Allah bir kurtuluş kapısı açabilir. Ne zaman? Yeter ki siz de Musa gibi Allah'a güvenin. Başınızı geriye çevirmeyin. Bu güvenize sarsıcı herhangi bir fiilde sözde bulunmayın. İnancınız zafiyete uğramasın. Allah size ne yollar açacak ne yollar göreceksiniz diye. Temize çık hadisi var. Bir, daha öncesinde bir yerde konuşmuş hatırlıyorum. Aksap suresinin 69. ayeti. Hz. Musa'yı bu Sina çölünde kaldıkları 40 yılda e, Hz. Musa ile alakalı bir şey var çok sıkı giyindiği için hastalıklı diyorlar. Dolayısıyla tanrılar lanet etmiş, Allah lanet etmiş filan gibi inanılıyor eski Mısır'da hastalıklara. Allah lanet etmiş o yüzden hasta diyorlar. bu Ashab suresinin 69. ayet var. Musa'ya kavmin eziyet ettiği gibi siz de Resul'e eziyet etmeyin diyor. Hazreti Zeynep'le evliliğinden sonra. bu önemli bir vurgudur. E, Hazreti Peygamber'in ashabının Hazreti Zeynep'le evliliğinden sonra ona eziyet vermemelerini Hazreti Musa üzerinden anlatıyor. Buhari'nin de, Müslim'in de, Nesai'nin de rivayet ettiği sahip bir hadis var. Ka kitaplarında olan say bir hadis var. Hz. Musa'nın başından geçen bu bir banyo olayı var. Onu anlatıyor. Hz. Musa'nın yarasının, beresinin olmadığını, bir taş e, yuvarlanıyor. Üzerlerine elbisesini koyduğu e, taş yuvarlanıyor. O da elbisemi alayım derken e, kavminden bir toplumun yanına kadar geliyor banyo yaptıktan sonra. Bakıyorlar ki Hz. Musa'nın üzerinde pek bir elbise yok. Aa, biz buna diyorduk ki üstü başı hastalıklı yaralı meğerse tertemizmiş Hazreti Musa'nın e, herhangi bir yarası veresi laneti yokmuş diyorlar. Sonra Allah orada 69. ayetinde Ashab suresinin salihleri temize çıkaranın Allah olduğunu söylüyor. Musa Allah katında vecih bir kimse, hatırlı yüzlü bir kimseydi. Yani Allah'a karşı kabahati olan, kusur olan birisi değildi. Allah o yüzden onu tebriğ etti. Onların onun üzerine attığı çamurdan onu temizledi, temize çıkardı diyor. Bize mesaj ne burada? Ashab suresinin 69. ayette mesaj şu. Eğer tertemiz kalırsanız, tertemiz kalırsanız, vecih olursanız, yani Allah'a utançla bakabileceğiniz mahşerde yüzünüzü kaldıramayacağınız topluluk olarak da, birey olarak da tertemiz insanlar olursanız, Allah'a karşı utanacak haliniz yoksa, eninde sonunda Allah sizi temize çıkaracak. Nasıl temize çıkaracak? Bir taşı yuvarlamak suretiyle bile sizi temize çıkaracak. Gene sudan bir sebep, gene. Öyle amşan bir sebebi gerek yok. Bir taş yuvarlanır temize çıkarsınız. Bu kadar. Orada taş yuvarlanması basit bir olaydır. Son derece basit bir olay. Çok basit bir olayla Allah sizi temize çıkaracak. Mesajın ikinci boyutu da şu. Çırpınıyorsunuz, yırtınıyorsunuz kendinizi temize çıkarmak için ya. Allah'a bir güvenin. Allah'a güvenin tamsa eğer. Kendi elinizdeki argümanlara, elinizin altındaki insanlara şuna buna güvenmekten daha çok. Hani Allah'a güvenmeden değil. Sadece Allah'a güvenin. Orada arkadaşım var. Burada Ahmet Bey var. Beni sanır. Orada Mustafa Bey var. Beni sanır. Ayşe Hanım zaten hemşire. Orada bir sıkıntımız olursa gideriz filan mesela <laughs> Yine geldi. Ee, dolayısıyla orada adamım var. Güvenirim. Biz zaten şuyuz. Biz zaten bu Deme. Bak sadece Allah. Allah'ın yanında bir şeylere değil. Allah'ın dununda diyor Kur'an zaten. Gerisinde de güven değil. Sadece Allah'a güven. Bak Allah seni nasıl temize çıkarıyor. Sadece. Sadece. Kendine de güvenme bu konuda. Sadece Allah'a güven. İlmine şuna buna filan parana, kariyerine, diplomalarına, çokluğa, sosyalde güvenme. Sadece Allah'a güven. Bak Allah seni nasıl temize çıkarıyor. Nasıl? Sıradan sudan bir sebeple bir taşı yuvarlar gene seni temize çıkarır. Neyden? Milletin attığı iftiralardan temize çıkarır diyor. Asayi dayama muhabbeti var Taha suresinin 17. 21. ayetlerinde. Tevrat'ta da aynı şekilde var. Hz. Musa Tura ilk çıktı e, e, şeyde Tuva, Tuva'da ilk vahiy alacağı sıralarda asasına dayanıyor. Kur'an'a göre. Asasına dayanıyor. dayanıyor. Hazreti Musa Allah diyor ki o nedir? Ben ona dayanırım diyor. At onu yere diyor. Yere atıyor yılan oluyor. Hazreti Musa korkuyor. Hazreti Musa'ya Allah diyor ki korkma ya Musa. Resuller nezdinde katında korkmaz diyor. Al onu olup kuyruğundan tut al diyor. Alıyor tekrar asa oluyor. O mucizeyi öğrettiği yerlerden bir tanesi. Mesaj nedir bize? Şu İşari bir tefsir e, yöntemi olacak ama yani kabul edilmeyebilir problem değil ama benim anladığım duygu şu. E, Dayanırım dediği için Allah Musa'ya e, asasını attırdı, yılan yaptı diyorlar. Benim kaynağını tam hatırlamıyorum ama Mevlana'da da böyle bir fikir olduğunu, yani gençliğinde okuduğumu hatırlıyorum. Net olarak hatırlamamakta, fikirlerim taze değil bu konuda. E, ama Mevlana da benzer bir şekilde olaydan bahsediyor. Hazreti Musa dayanırım demeseydi ona, Allah onu asayı, tahta parçasını yılan yapmayacaktı diyor. Yani dayanırım dedi. Allah'tan başkasına dayanırım demenin karşılığıdır o diyor. Eğer Allah'tan başkasına sığınır, dayanır, güvenirsen Allah o dayandığın, güvendiğin, sığındığın neyse onu sana yılan yapar, seni korkutur. Yılan mı o? Hayır. Elini alınca tekrar asa oluyor çünkü. Bak Allah'tan başkasına güvenme, Allah'tan başkasına sığınma. Tek na nâbudu ve iyyâke nesta'in diyen mü'min, günde kırk defa sen Allah'a dayan. Allah'a dayanırsan eğer Allah bu dayandıklarınla seni korkutmaz. Ama Allah'a güvendiğin dayandığın bir de gerisinde asa gibi bir şey tutunur adamlara, şuna buna, oluşumlara. Neye dayanıyorsan artık bir şeye dayanıyorsan o dayandığını Allah yılan yapar sana seni korkutur. Dayandığınla seni korkutur. Yılan haline getirir onu. O yılanlarla seni korkutur. Yılan mı o? Hayır aslında tahtanın, tahta parçası. Fakat Allah onunla seni korkutur. Sakın Allah'tan başkasına dayanma. Dayandığın zaman o dayandığınla korkar hale geleceksin. Şunu ekleyelim de... mi? Hı -hı. Hakan abi, e, siz bunu anlatınca aklıma geldi. Allah'tan başkasına dayanırsan, mesela bir, bir, bir bastona dayanıyorsun, Allah'tan başka bir şeye dayanmış oluyorsun. Hı -hı. E, Allah'tan başkasına dayandığın için o senin yılanın oluyor. Ama Hı -hı. aynı baston, aynı tahta parçası, Allah'ın emri doğrultusunda evet, kullanılırsa evet. bir denizi ikiye yarıp sana evet, yol açar. Harika, süper oldu. Evet. Hakikaten öyle. En sığın, e, sığınılmaz bir yerde, e, başka bir şey yere, yol olmadığı bir yerde size yol da açabilir o şıp diye. Sıradan bir sebep haline de gelebilir. O zaman burada e, dayana, bastonu, asayı kullanmak var. Dayanmak değil. Burada asayeden fiziki olarak değil kastet zaten burada. E, maksat orada Allah'tan başkasına güvenmemek. Problem bu. E, güvenirsen ne olur? O güvendiklerin, güvendiğin dağlara kar yağdırır Allah. Korktur onları. Yılan yapar korktur. Yani Hz. Musa gerçekten ürperiyor. Kur'an ürperdi diyor. Yani bir titreme oluş Hazreti Musa. Ürperiyor sonra korkma ya Musa. Resullerim katında korkmaz diyor. Resullerim biz okuyorsak Resullerim parantez yolundan gidenler. Bunu da koymamız lazım. Resullerim ve Resullerimin yolundan giden, Resulümün yolundan gidenler katında korkmaz. Sen Allah'ın katında ol. Huzurunda dur. Her zaman. Ve ona de ki namazda söylediğin gibi. Ya Rabbi Sadece Rezak seni bileceğim, Kayyum seni bileceğim, Kadir seni bileceğim, Kerim seni bileceğim. Her şeyde sadece seni bileceğim de ama dünyalık şeyleri de çobanlık yap onunla. Önündeki taşları kaldır filan problem yok. Bu asada asa kullanma demiyor zaten. Dayanma problemi var. Şimdi e, dolayısıyla Allah'tan başkasına güvenme. Güvenirsen Allah başına onu senin bela yapar diyor. Son sekizinci vurgumla yapıyorum. Bununla bitiriyorum. Hızır kıssası var hatırlarsanız Suresi, Kehf suresinin 60 ve 82. ayetler arasında. Hz. Musa'ya o burada uzun uzun anlatılıyor. Lütfen ilgili olan okumak isteyen varsa okuyabilir ayetleri. Okuyun da yani daha uzun da okuyabilirsiniz. Burada Hz. Musa yeğeniyle bir gençle beraber yola çıkıyor. Balık var yanında işte yalı, 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 balığı unuttuğu yerde kendisini daha önce ya Rabbi benden başka hikmet verdiğin daha fazla hikmet verdiğin birisi var mı iddia değil bu. Ya böyle anda var mı ya Rabbi benden büyüğü falan gibi. Ne bu ya? Aynı ayna söyle bana gibi olur bu. bu. Bu, çok anlamsız olur. Böyle tercüme çok anlamsız oluyor. Ya Rabbi var mı başka bir peygamber, başka hikmet verdiğin? Yani bir derttaş arıyor aslında Hz. Musa. Niye? Ne zaman yapıyor bunu? O 40 yıl, ortadaki 40 yıl, çöldeki İsrailoğulları sürgün ayeti esnasında oluyor bu. Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın Efendimiz'in miraç öncesi gibi. Zaten bu Hızır kıssası da miraca çok bence aslında. Bir uyku uyanıklık değil belli. Ama böyle fiziki bir seyahatten de bahsediyorsanız eğer burada da hani böyle temellendirme, arada geçen olaylar, duvar yakma, gemi delme, ondan sonra çocuk öldürme bunlar da problemli gözüküyor. Ee, fiziki bakış açısından söylüyorum. Bu muhtemelen miraca benzer bir hadise olduğunu düşünüyorum. Yani ben hani böyle olur olmaz, bir alem, en iyisini Allah bilir, bilemeyiz. Ancak Hazreti Musa'ya Hızır'ın varlığını söylüyor. Hızır da şu yani birisi var, katından ilim verdiğimiz bir kul diyor ona. Hızır demiyor. Hızır'ın adı denmesinin sebebi şu. Bir hadis var bununla alakalı. Ee, ona öyle denmez sebebi. Oturduğu yeri yeşillendiriyor. Bu. Kurak çölü otursa oraya yeşilleniyor. Yani burada da bir mesaj çıkabilir. Yani kurak çölleri Hızır gibi yeşillendirmek ancak katından Allah'ın verilen hikmete rağm olmayla, olmayla olur. Yoksa öyle şununla parayla pulla, şununla istekle, şununla bununla çimento öyle olmaz. Allah'ın hikmetine uygun yani Allah'ın e, verdiği bu Furkan'a hakkı batıla ...ayırma yetisine sahip olan insanlar oturduğu çölleri kalktığında yeşillendirir. Bu. Nereye? Hani sulh adacıkları denen bir tabir var, çok hoşuma gidiyor benim. Bu sulh adacıkları aslında hızır oturakları demek aslında bence. Nereye yeşillendiriyorsanız orada hızıriyet yapıyorsunuz. Adamın birini arama, bir şahıs arama bu doğru mu? Bence yanlış. Ulu Cami'nin o vavunu konuşmuştuk hatırlarsanız. Boş yere avunuyorsunuz. Surafeyle ile dolar bu din. Böyle yaparsanız. Kimse kusura bakmasın babanın önünde namaz kılmış her gün bir vakti orada kılıyormuş filan. Ya kusura bakmayın ya böyle böyle bir yapamazsınız. Yani tamam sizin dindarlığınız zannettiğiniz bu maneviyatçılığınıza saygı duyalım ama kardeşim bu din babanın mal değil ki istediğin gibi boyayasın. Senin paletin mi ya istediğin gibi boya dökesin buna böyle, böyle hakkın yok buna. Biri dur der, ben derim ötek der, ben de ötek der. Birisi der sana kusura bakma böyle olmaz. Kalbini kırmayın filan öyle bir şey yok. Orada vavun önünde kıldığın namaz Namaz değil. Burada Hızır namaz kılıyor. Burada namaz kılıyorum diyorsan namaz olmaz o. Kimse kusura bakmasın. Burada kılırsan kabul olur diyen hoca kimse o da kusura bakmasın yani. Neyse çok e, basıyorum frene. Hemen dönüyorum hazır. Evet, evet abi. Miraca benzer bir olay bu. Fiziki de olabilir olmayabilir de problem yok yani. Kur'an diyorsa vardır bu kadar. iman ederiz. Hazreti Hızır'la bir eğer fiziki ise bir Akdeniz seyahati var. Yok değilse miraca benzer bir hadise var. Allah'u alem bilemeyiz ama ikisi de mümkün. Ee, fakat Kur'an'da bu üç olayın e, olduğu bir kıssa anlatıyor Kur'an. Hz. Musa Hızır diyor ki bak sabredemezsin, sabredemezsin, sabredemezsin. Yok sabrederim diyor. Yola çıkıyorlar. Bir gemi deliyor Hz. E, Hızır. Hz. Musa durduruyor. Ben sana söyledim sabredemezsin dedim diyor. Ee, sonra devam ediyorlar. Bir duvar var. Yıkılacak bir duvarı sağlamlaştırıyor. Harabeyi sağlamlaştırıyor. Lüzumsuz vişmiş gibi gözüküyor aslında. Ya ne yapıyorsun ya zaten ağa gitmiş falan kalmış filan der gibi. Bak sabredemezsin dedim filan diyor. Ee, tamam sabredeceğim diyor sabredenlerden olacağım diyor. Sonra bir çocuk var çocuğu öldürüyor Hızır. Ee, ne yapıyorsun diyor çocuğu öldürdüm filan diyor. Bak sabredemezsin buraya kadar diyor. Sonra üçünün de hikmetini söylüyor onların. Gemi işte zalim bir sultan gemiye el koyacaktı. Yaralılara el koymuyordu arızalı gemilere. O yüzden arıza verdim ki zalim sultan el koymasın duvarı ile alakalı İşte bu duvar yıkılıntı altında e, hazineler vardı hazineler çıkmasın çünkü çocuklar babası e, ölünce çocuklar küçük kalacak millet el koyacak çocuklar büyüdüğünde hazine açığa çıksın da çocuklar hazinenin sahibi olsun hakkına git e, hakkı olana gitsin o yüzden sağlamlaştırdım üçüncü çocukta o annesine babasına asi çok son derece e, serkeş, anarşi e, böyle hani terör terör e, estirecek birisi olacaktı o yüzden diyor Şimdi bu üçünden ne anlayabiliriz? Bana kalırsa benim anladığım veya işte genel itibariyle aklıma zihin baya baya illendim aslında bununla baya baya. Şimdi son dakikalarıma geldim o yüzden hızlı geçiyorum. Birincisi gemi delme. dem ne çıkabilir? Hani eğer bazen geminin devam etmesini, yüzmesini istiyorsan Yaralı yaralı devam edilebilir problem yok demek bu. Yani e, aldığınız yara hemen tedavi edilmeyebilir. Bu geminizin yüzmesine engel olmayabilir mesajdır bu bize. Ee, veya şöyle diyelim bir zulme uğramak istemiyorsanız eğer, el konulma gibi o zaman çok göze batan böyle yarasız bir gemi, sapasağlam bir gemi değil de eğer geminiz zaten böyle değilse, yaralıysa onu tamir etmeyin. Bir zalimi geçsin ondan sonra yüzmeye devam edersiniz. Problem yok. Gene tamir edin ama o el koyacak zalimden sonraki denizde devam edin demek. Bu. Çok böyle göze de hani bir zalimin gözü böyle fıldır fıldır dönüyor gasp edecek, hırsızlığını yapacak, çalacak bir şeyler arıyorsa ona çalacak şeyler de çok göstermeyin mesajı verilmiş olabilir. Birincisi. İkincisi gemiyle alakalı ee, yani hırpani görünüş bazen kurtarabilir. O, onu söyleyeyim özette. İki e, duvarın sağlamlaştırması bazen vakti gelmeyebilir. Yani eline ulaşması için eee zamanında olmamış bir şey hayır değildir. Dolayısıyla zamanda olmadığı anlamına gelmez. Günü geldiğinde açığa çıkması için bir yıkılışı geciktirme yoluna gidebilirsiniz demek. Bu yıkılış neyin yıkılışı? Haraba bir duvar. Bu. Yani hoşunuza gitmese de bazı şeylerin uzun sürmesi ileride açığa çıkacak hazinenin çocuklar için oradaki kıssadakini söylüyorum. Açığa çıkması için, hoşunuza gitmese de bazı şeylerin uzun sürmesi ileride açığa çıkacak şeyin e, güzelliğiyle unutulabilir. Bunu söylüyor. Benim anladığım. Dolayısıyla bir şeyin uzun sürmesi illa kötüdür anlamına gelmez. Doğru, e, anlamsız bir görüntü gibi oluşuyor ama sonunda çıkacak tablonun e, zamanında olması, layığını bulması için, ehlini bulması için bir şey bazen uzun sürebilir. Kötü gidişat uzun sürebilir, harabe durum uzun sürebilir, hırpani görünüş uzun sürebilir, olabilir bu. Bu uzun sürmeye de tahammül etmemiz lazım. Neyin hatırına? Duvarın altındaki hazinenin hatırına. Bunu söylüyor diye düşünüyorum. Üçüncüsü çocuğun öldürülmesi. Gerçekten bir çocuk öldürülmediğine inananlardanım ben. Onu söyleyeyim bu baştan. Bu da imani bir tehlike değildir. İşin açığını konuşmakta yarar var öyle de olsa miras gibidir de deseniz gerçekten fizikidir de deseniz problem yok. İnanmak Kur'an'da bu kadar ayet var 23 tane ayet var ben bu 23 ayete iman ediyorum başım gözüm üstüne. Hiçbirini acaba demem ancak e, bu ayetlerden yola çıkarak böyle düşünebilirsiniz problem yok. Bu ikisi var yani. E, çocuğun er, çocuk öldürme ne olabilir? Hani bu, tam da zamanında konuşuyor. Dün işte yaktı bize o kız Ceylin İzmir'de. Yani ne diyelim hani Allah rahmet etsin diyeceğim çocuğa zaten melek cennet meleği yani cennet kuşu gibi şu anda yaptı beni hakikaten ee, yani o kadar da şirin bir çocuk şirin olmasa ne olur hiç problem değil çocuk yani evlatlarını kendi evlatlarını öldüren bir topluluğun cuma namazlarında hocaları cahiliyeden bahsediyor şaşırıyorum akşam iftar ve sabah hocaları cahiliyede insanlar diri diri gövermiş diyor sen ne yapıyorsun senin komşun ne yapıyor senin Yöneticisi olduğun ülkenin fertleri ne yapıyor? Bir dön bak ya bir dön bak. Bırak yani cahiliye sövmeyi artık da yani söve söve aynısı oldunuz ya. Yani onlar gibi olmamak için ne yapayım demek yerine sövme ağzınızı bulaştırıyorsunuz. Doldura doldura laflar ediyorsunuz. Aha işte aha. kendi evlatlarını öldüren insanlar haline dönüştük yani maalesef. Orada çocuğu Hızır'ın, Hazreti Musa'nın tepki gösterecek kadar, ee, bu kadar sert tepki gösterecek kadar erken öldürmesi mesajı, imajının mesajına olabilir. Ben canlı bir olay olmadığını, miraca benzediğini bunun daha kalbim oraya daha kani. Ee, bazen bir kötülüğün, hani çocuğun kötülükleri yüzünden söylüyor, ileride olacak. Gaybı kimse bilmez, Allah bildirmediği sürece. Orada mesaj şu, bazen bir olumsuzluğu, kötülüğü henüz daha boy almadan, yetişmeden, fırsat kollamadan Kontrol ederiz problem yok diye rahatla gevşekliğe vermeden ilk başlar başlamaz bir kötülükle mücadeleyi, bir zulümle mücadeleyi, bir ahlaksızlıkla mücadeleyi, bir günahla bir kabahatle mücadeleyi ilk plandan itibaren yapmanız gerektiği mesajını veriyor. Yani daha şimdi, şimdi kimseye zararı yok filan değil. Yani bir metastaz deniliyor yani kanser hücrelerinde. Yayılmadan, genişlemeden erken vakitte, erken teşhisle kötülüklerin üzerine gidilmesi gerektiği mesajını Kur'an bize vermiş oluyor. Hz. Musa'nın sevimli üzerine konuştuk. Annesinin geceyi rahat geçirerek işleri berbat etmemek gibi vakardan, sekineden, temkinden konuştuk, teenniden konuştuk. Tuğra acele çıkışı, teenni, acele edilmemesi gerektiğini konuştuk. Tuva'daki çıkartılan terlikten konuştuk. Kızıl Kızıldeniz'in önündeki Musa'nın, Hz. Musa'nın güveninden ve sudan bir sebeple bir çubukla yarılmasından konuştuk. Sonra Hz. Musa'nın yarasız veresiz birisi olduğunu bir taş yuvarlayarak Hz. Musa'nın Asaf suresinin 69. ayetinden anladığımız Hz. Musa'yı Allah'ın temize çıkarttığını konuştuk. Asaya dayanma muhabbetini konuştuk. En son da Hızır kıssasındaki geçen bu üç önemli, üç kritik noktayı konuşmuş olduk. Toplamda sekiz başlık halinde. Ee, tahmin ediyorum e, birkaç bölüm konuşabileceğimiz bir konu evet, Hazreti evet. Musa başlığı Hakan abi ama e, bir güne bu kadarını sığdırabildik ama en azından e, izleyicilerimize merak edecekleri üzerine düşüp araştırabilecekleri e, fırsatlar da veriyor. Hatta birkaç izleyicimizin çok iyi yorumları var mesela o hazine konusunda e, hazinenin kıymetini anlayabilecek olgunluğa gelene kadar e, hazinenin gizlenmesi yani henüz onun Hı -hı. kıymetini anlayamayacaklar. Vakit var, beklesinler biraz. Ee, o onun kıymetini anlayacak insanlara saklamak hazineyi. Ee, Birçok Birçok yorum eklenebiliyor üzerine ee, izleyicilerimizin yazdıklarından yola çıkarak bunları söylüyorum. Ee, yani inşallah e, bir e, hayırlı bir merak duygusu oluşturmuştur bunun üzerine seyircilerimiz. Evet. E, aşkla şevkle gidebilirler. İnşallah e, fırsat olursa yine Hz. Musa'dan ve e, kısasından kıssasından, e, hatıralarından bahsedebiliriz uzun uzun. E, i̇nşallah. Ama bugün bu kadar yeter bence. Yeter yani. Siz ne diyorsunuz? <laughs> Amma konuştun. <diye> <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Allah. Ee, soruları not almıştım ama inşallah yarın konuşuruz onu. Yarın bu arada infak anlayışını konuşacağız. Niye Allah insanlardan vermesini? Allah'ın onlara zaten Allah'ın onlara verdiği maldan, mülkten e, tekrar vermesini istiyor. İnfak anlayışını, asil müminler zihninde verme duygusunun düşüncesinin, Allah için verme duygusu düşüncesinin, infak anlayışının temellerini aramaya çalışacağız yarın. İnşallah Hakan abi, çok teşekkür ederim. İyi, önemli şu yüzden önemli çünkü yani zekat vermenin suç sayıldığı, himmet etmenin suç sayıldığı, e, kermese sarma sarmanın tutuklanma sebebi sayıldığı bir toplulukta infakı tekrar konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, özellikle üstüne basarak, evet. altını çizerek konuşmamız lazım kesinlikle. İnşallah. Abi çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Bugün e, izleyicilerimizin sorularına çok odaklanamadık ama konu çok doluydu. Ben şimdi Bilmiyorum. bakarım şeyden sonra inşallah not alırım önüme eğer ee, şey olursa. İnşallah. Tekrar olmayacak şeyler olsa inşallah not alır, cevap vermeye çalışırız inşallah. Yarın. İnşallah. Ee, sevgili izleyenler bir Ramazan gününü daha nokta diyoruz. Ee, Hz. Musa'dan ve onun yaşadıklarından bahsettik. Bugün bize neler söylediler? Onları konuştuk. İnşallah ...kulağımıza küpe olacak birkaç mesaj alabilmişizdir kendi adımıza. Ee, yarın Türkiye Saati'yle 20'de yeniden burada olacağız. Yarınki konumuz infak. Hakan abi söyledi. İnşallah e, bu Ramazan gününü, bu iftar saatini... E, ...Ramazan günlerini, bu kıymetli zamanları sevdikleriyle birlikte... ...özgür bir şekilde geçiremeyen iyi insanlar... ...Allah onlara bir kurtuluş, bir kavuşma nasip etsin. En yakın zamanda abi, çıksın kapılar önlerindeki kör düğümler çözülsün. Kalplerindeki hüzün kalksın. Ee, i̇nşallah onların gülümsediklerini hep beraber görelim. İnşallah. Daha ne dualar, ne ümitler, ne hayaller geçiyor içimden. Sizler de kendi dualarınızı eklerseniz bu dualara bir de amin derseniz ne güzel olur. Hakan abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyenler. Allah'a emanet olun.